Işık Menkul gün sonunu sunar. Gün sonundan herkese merhaba, ben Özlem Karakulmukçu. Bugün haftanın ilk işlem günü, yatırım tarafını değerlendireceğiz. Yoğun bir haftaya girişini başlattık. Faiz kararlarında olacak, hem FED tarafından gelecek olan kararlar, aynı zamanda Merkez Bankası TCMB'nin alacak olduğu kararlar bu haftaya damga vuracak. Peki piyasa yönü nereye fiyatlıyor? Onları detaylarıyla öğreneceğiz konuklarımızdan. O yüzden öncelikle tanıyalım kimler? Günün öne çıkan başlıklarıyla devam edelim. Bugün gelen önemli bir veri bütçeydi. Bütçe Şubat'ta 23,2 milyar liralık fazlalık verdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı Şubat ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı. Buna göre Şubat'ta bütçe gelirleri geçen yılın aynı ayına göre %38,8 artarak 119 milyar 579 milyon lira. Bütçe giderleri ise 3,1'lik artışla 96 milyar 409 milyon lira oldu. Ocak-Şubat döneminde ise bütçe gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre kıyasla %0,4 yükselerek 209 milyar 188 milyon lirayı, bütçe giderleri ise %8,2 artarak 210 milyar 172 milyon lirayı buldu. Konut satışları %31,6'lık azalış gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu 2021 yılı Şubat ayına ait konut satış istatistikleri verilerini paylaştı. Türkiye genelinde konut satışları Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %31,6'lık azalışla 81.222 olurken, Türkiye genelinde Şubat ayında ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %66,5'lik azalış göstererek 14.669 oldu. Ve otomotiv dünyasına geçelim. Otomotiv sanayisinin üretimi ilk iki ayda %6,5 azalış gösterdi. Otomotiv Sanayi Derneği bu yılın Ocak-Şubat dönemine ilişkin üretim ve ihracat adetleriyle pazar verilerini açıkladı. Buna göre ilk iki ayda toplam otomotiv üretimi geçen yılın aynı dönemine kıyasla %6,5'lik azalışla 222 bin adet, otomobil üretiminde ise %16'lık düşüşle 136 bin adet olarak gerçekleştiği görüldü. Traktör üretimi ile birlikte toplam üretim 231 bin adet olurken, yılın ilk iki ayında ticari araç üretimi %14 artış gösterdi. Bu dönemde ağır ticari araç grubunda üretim %55, hafif ticari araç grubunda ise %12'lik yükseliş kaydetti. Ve TCMB'nin 2020 yılı dönem karı 34,5 milyar lira oldu. TCMB'nin 89. hesap dönemine ilişkin bilançosu resmi gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre TCMB 2020 yılında 34 milyar 497,9 milyon lira dönem karı elde ederken, geçen yıl sonu itibariyle bankanın ihtiyat akçesi tutarı 5 milyar 910 milyon lira olarak gerçekleşti. Bu sonuçlarla birlikte bankanın 2020 yılında elde ettiği dönem karı 34 milyar 497 milyon lira seviyesine ulaşmış oldu ve banka 2019'da 44 milyar 732 milyon lira dönemlik kar elde etmiş oldu. Son haberimiz ise hisse senedi fonlarıyla sermaye akışını sürdürdüğü haberi. Bank of America'nın raporlarına göre global hisse senedi fonlarına sermaye girişi 10 Ocak haftasında da devam etti. Bank of America'nın verilerinden derlendiği rapora göre global hisse senedi fonlarına sermaye girişi 10 Ocak haftasında da devam etti. Global hisse senedi fonlarına son 4 ayda 467 milyon dolar girdi.
3 Mart haftasında 22,3 milyar dolar çekmeyi başaran global hisse senedi fonlarına 10 Mart haftasında 31,5 milyar dolar yöneldi. Hisse senedi fonlarına sermaye girişi 24 Şubat haftasında 46,2 milyar dolar ve 17 Şubat haftasında da 27,8 milyar dolar giriş olmuştu. 10 Mart haftasında global tahvil fonlarında ise 15,4 milyar dolar sermaye çekildi. 3 Mart haftasında 1,6 milyar dolar giriş gerçekleşmişti. Altın fonlarında sermaye çıkışı ise 3 Mart haftasının ardından 10 Mart haftasında da devam etti. 3 Mart'ta 1,4 milyar dolar olan çıkış 10 Mart haftasında 1,8 milyar dolara yükseldi. Hemen piyasa rakamlarıyla devam edelim. Bugün Borsa İstanbul'da yön yeşil rengini hakimiyetini sürdürdü. Alış iştahı her ne kadar düşük seviyede olsa da genel hatlarıyla yeşil rengin özellikle teknoloji hisselerinde ağırlık kazandığını görüyoruz. Sanayi tarafında hala bir talep olduğunu söyleyebiliriz. Şu an için görüntü %0,42'lik yükselişi işaret ediyor. 1563 puan seviyesinde anlık BIST 50'de ise 1363'ü görüyoruz. Yatay BIST 30'sa anlık yatay negatif 1639 puan seviyelerinde şu an için görünmekte. Diyelim ve kur tarafına geçelim. Kur ve pariteleri okuyalım. Çünkü dolar TL tarafında sabah saatlerinde önemli 7.60 seviyeleri görüldü. Dolar artı pozisyondaydı. An itibariyle şu an her ne kadar kırmızıyı gösterse de 7.51'li seviyelere kadar da anlık geri çekilmeler görüldü. Şu an için 7.53.45'ler okunuyor. %0,36 TL'nin dolar karşısındaki değer kazancı. Dolar tarafını şu an için kontrol altına almış olan belli başlı tabii ki başlıklar var. Değerlendireceğiz. Bir tanesi ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerine olan ilgi, bir diğer tarafta Fed'in alacak olduğu kararlar ve sonrasında hemen akabinde bu hafta TCMB'nin faiz kararını takip eden bir kur var. O yüzden oynaklık biraz daha bu haftada yoğun olacak, devam edecek gibi ama dar bantta düşünecek olursak 7.50 ve 7.70 seviyeleri şu an için kısa görüntü olarak bize bu seviyelerde gezdiğini anlık gösteriyor. Euro TL tarafındaysa neredeyse anlık 9 TL'nin hemen seviyesinin altında %0,56'lık şu an için düşüş, %0,80'lere kadar da anlık düşüşler sergiledi. Pound TL cephesinde ise yine çift taneleri okuyoruz. 10 TL 48 kuruşlarda %0,35 ile şu an için aslında baktığımızda diğer dolar ve euroya göre daha kısa, daha düşük bir düşüş göstermiş görünüyor. İsviçre frangı TL için de aynı şeyi söyleyebiliriz. TL karşısında daha kısa bir şu an için dar bantta gezindiğini söyleyelim. 8.11'li seviyeler. Sepet kursa 8.26'yı anlık işaret etmekte. Dolar endeksine geçiş yapalım. 92 birimin hemen altında seyrediyordu. Güçlü görüntüyü devam ettiren bir dolar endeksi var. Çokça konuştuk. Neredeyse bir ay boyunca ABD tahvil faizlerinde olan yoğunluğu konuştuk. 1.60'lı seviyelerin üzerine kadar geldi. Orada tutunma çabası gösteriyor. Fed'in kararlarında yön değişikliği olur mu? Bir faiz artışı gelir mi? Enflasyon beklentileri daha ne kadar küresel tarafı hakimiyeti altına alacak? Buradan da yakinen takip ettiğimiz bir gösterge. 91,88 anlık işaret ediyor. %0,29'luk anlık yükseliş. Euro dolar paritesi 1.19-1.20 bandı aralığında geziyor şu an için. Pound dolar cephesi için de aynı şeyi söyleyebiliriz. 1.39-1.40'lı bantlar arasında daha yatay bir negatif görüntü şu an için euroya göre görünmekte. Dolar yende ise 109,18 seviyeler okunmakta. Dolar İsviçre frangında ise yine yatay negatif diyeceğimiz noktada 0,93'lü seviyelerden anlık takip edilmekte diyelim ve hemen Avrupa borsalarına yönü çevirelim. Avrupa borsalarında da İştahın çok kuvvetli olmadığını zaten gelen yüzdesel anlamdaki yükseliş ya da düşüşlerden görebiliyoruz. Kar satışları zaman zaman geliyor ama şu an için riskli tarafı tetikleyecek bir gelişme an itibariyle yok. Mart ayının zaten genelinde de bu görüntü hakimdi. Euro Stoxx 50 3842'de yatay negatif. Almanya DAX 30 14526'da %0,15'lik yükseliş. Fransa CAC 40 6060 puan seviyesinde yatay. İngiltere ise 6772'de %0,30'luk kayıpla. İspanya tarafındaysa 8678'i puanı görüyoruz. Şu an için güçlü bir pozitif, diğerlerine göre güçlü bir pozitifle ayrışıyor IBEX endeksi diyoruz ve devam ediyoruz. ABD tarafına tabii ki demiştik yaklaşık bir aydır küresel tarafı hakimiyeti altına alan şuradaki 10 yıllık tahvil faizlerindeki görüntü. Anlık düşüş şu an için %0,86 ancak yine de 1.60'lı seviyelerin üzerinde gezinmekte. 2 yıllıklar
Daki yükseliş %1'in üzerinde 0,15, 10 yılı okumuştuk 1,614, 30 yıllık tahvil faizlerinde de yine düşüş 2,37'li seviyelere getirmiş oldu ve ABD tahvil faizlerindeki bu görüntüyle birlikte piyasalarına dönüş yapalım. Piyasa tarafında vadeli piyasalarda şu an için rengin kırmızı olduğu ağırlıklı teknoloji endekslerinde görülüyor. Burada kar satışları diğerlerinden zaman zaman ayrıştırıyor, diğer endekslerden ayrıştırıyor. Dow Jones 32.946'da %0,43'lük yükselişle, S&P 500 tarafındaysa 3.945'li seviyeleri okuyoruz. Yatay bir görüntü sergiliyor. Nasdaq ise 12.916 seviyelerine geldi, %0,23'lük düşüşle birlikte. Ve emtia cephesine gidiyoruz. Emtia tarafında ters korelasyon içerisine girmiş altın onsu. Dolar endeksindeki güçlü duruş ama altını bu sefer yukarıya getirdi. Çünkü belirsizlikleriyle beslenen bir altın piyasası var. 1730 dolar seviyesi kritik anlamda hem psikolojik anlamda önem çıkıyor. Bunun altını kırdığında 1670'lere kadar hızlı geri çekilmeleri de anlık gördük. Şu an için 1734 dolarla seviyelerde %0,40 ki bu da neredeyse kabaca 7 dolarlık bir artış işaret etmekte. Brent petrol ve ham petrol için ise hala güçlü görüntü devam ediyor. Kırmızı ekranları anlık görüyoruz ancak yükselişlerle birlikte gelmiş olduğu seviye tahminlerin çok ötesinde. 67 dolar 94 senti okuyoruz varil fiyatı Brent petrolde. Ham petrolde ise neredeyse kabaca orayı da 65 dolar seviyesinde okuyalım. Ve son olarak da kriptolara bakalım. Bitcoin kendi rekorunu tazeledi. 60 bin dolar seviyesinin üzerinde geldikten sonra tekrar raporlar tabii ki rüzgarın estiği yöne doğru tahminlerini bir çıt daha yukarıya taşımış oldu. 100 bin dolarlı beklentiler var, 150 bin, 170 bin ama riskli piyasaların buradaki yüzdesel anlamdaki yükselişleri kadar düşüşlerinde olduğunu yatırımcılar özelinde unutmamak gerektiğini tekrar hatırlatalım. 57 bin, 57 dolar seviyesine anlık geri çekilme görüyoruz. Burada %5'in üzerindeki düşüşle birlikte ve bu da yaklaşık 3100 dolarlık bir düşüşü anlık işaret ediyor. Her ne kadar 60 bin dolar seviyesini görmüş olsa da Bitcoin TL tarafındaysa yine aynı şekilde düşüşü destekliyor. Hem dolar bazında hem de dolardaki gerileme aynı zamanda da TL'nin biraz daha buradaki duruşu öne çıkıyor. 430.103 TL seviyelerinde anlık işlem yapılıyor ve Ethereum'daki gerileme de yine %5'e yakın 1791 dolar seviyelerine kadar Ethereum'u getirmiş oldu. Bunu da aynı zamanda kripto para uzmanı Oytun Es'le detaylı konuşacağız. Konuğumuz Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı Eda Karadağ. Eda hoş geldin. Merhabalar, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz, iyi haftalar olsun. Yoğun bir haftaya girişi yaptık. Zaten Mart ayı biraz kafaları karıştıran bir aydı diyebiliriz. ABD tahvil faizleri bir tarafta, bir tarafta değişecek ya da değişmesi gereken faiz kararları hem küresel hem yurt içinde. Yön nasıl sence bu haftaki? Merkez bankaları toplantılarıyla oldukça yoğun bir haftaya başladık senin de söylediğin gibi. Çarşamba Amerika'yı, Perşembe Türkiye, İngiltere, Cuma'da Japonya'yla haftayı tamamlayacağız. Bizim için tabii bu dört toplantı arasında en önemli iki toplantı. Biri Çarşamba Amerika Fed'in, ikincisi de bizim içeride Perşembe günkü Merkez Bankası'nın kararları olacak. Fed tarafına gelecek olursam evet faiz konusunda piyasa herhangi bir beklenti içerisinde değil. Ancak özellikle tahvil faizlerinin durumu oldukça karışık ve piyasaları tedirgin etmekte. Dolayısıyla son dönemdeki tabloya baktığımız zaman Fed Başkanı Powell yapmış olduğu açıklamalarında piyasayı ikna edememişti. Dolayısıyla bu anlamda kritik bir toplantı olduğunu ben düşünüyorum. Çünkü tahvil faizleri geçtiğimiz hafta belki gelen ihalelere talebin yüksek olmasıyla bir miktar gevşemişti ama haftanın sonuna doğru tekrardan yönünü yukarıya çevirdi. Dolayısıyla orada bir kırılganlık söz konusu. Bu nedenle bu hafta çarşamba günkü toplantıda özellikle soru cevap kısmında Powell'ı piyasalar sıkıştıracağını ben düşünüyorum. Yani sorular arasında mutlaka tahville alakalı gelecek
gelecektir ve bununla ilgili bakalım piyasaya net söylemlerde bulunabilecek mi? Yani bu sefer piyasayı ikna edebilecek mi? Bence bu açıdan oldukça önemli. Tabii ki öncesinde de karar metnindeki ton artı bu yılın ilk projeksiyonları da geliyor FED tarafından. Dolayısıyla işsizlikte, büyümede, enflasyonda ve noktasal grafiklerde yani faiz konusunda bakalım önümüzdeki aylara nasıl bir ışık tutacaklar? Bence bu açıdan takip edilecektir ve piyasa FED'e kadar bir temkinli kalacağını ben düşünüyorum. Hı-hı. Zaten tahvil faizlerinde bir hassasiyet var. Bu yeteri kadar piyasaları bas. Evet, hem içeride hem de dışarıda paketlerle ilgili belirsizlikler sona erdi. Geçtiğimiz hafta teşvik paketi yasalaştı. Aynı şekilde cuma günü de Cumhurbaşkanı tarafından bizim içeride reform paketi açıklandı. Dolayısıyla piyasaların yakın takip ettiği iki paketle ilgili belirsizliğin de ortadan kalkması aslında piyasalar açısından biraz daha nefes aldırıcı bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Ama bu tahvil faizindeki kafa karışıklığı ister istemez risk iştahının güçlenmesini zorlaştırdığı için dolayısıyla piyasalar bu haftaki odağını çarşamba akşamı yapılacak FED toplantısına çevirmiş durumda. Bizim içeriye gelecek olursam aslında baktığımız zaman özellikle Mart ayı içerisinde ya da daha doğrusu belli bir süre piyasalar Merkez Bankası'ndan bir faiz artışı beklemiyordu ama son dönemdeki gelişmeler ışığında bir miktar bu toplantıya dair 100-150 bas puanlık bir konsensus oluşmuş durumda. Dolayısıyla beklentiler dahilinde bir faiz artışı piyasaları çok da sürpriz bir şekilde karşılayacağı bir durum olmadığı gibi etkisinin ben sınırlı kalacağını düşünüyorum. Ama aksi bir durumda yani şu anda piyasada baktığımız zaman çok fazla yani daha doğrusu faiz artışı beklemeyen kısım çok çok az. Dolayısıyla olası pas geçmesi belki bir miktar çük varlıklarını rahatsız edebilir diye düşünmekteyim. Dolayısıyla perşembe günkü bu karar da bizim yurt içi piyasalar nezdinde daha da önemli olacaktır. Yani FED sonrası bir de bizim içeriği de takip edince dolayısıyla Borsa İstanbul için bence perşembe günü oldukça hareketli geçeceğini ben düşünüyorum. Şu sıralarda da baktığım zaman zaten teknikte yine iyi direndiğini, ortalamaların üzerinde kaldığını gözlemlemekteyim. Ve açıkçası hem çarşamba günü hem de perşembe günkü toplantılar öncesinde de piyasaların geneli için konuşacak olursam yeni bir fiyat hareketi beklemediğimi de belirtmek isterim. Beklenti kurum olarak ne yönde ya da ne gibi bir karar piyasayı rahatlatır, riskli piyasalardaki yükselişi destekler ve aynı zamanda da kurda stabil bir görüntü sağlar? Gedik yatırım olarak bir hafta vadeli repo faiz oranı %17 olan faiz oranının %18.25 yani yaklaşık 125 bas puanlık bir faiz artışına gidilmesi yönünde kurum olarak bir beklentimiz mevcut. Ve zaten piyasaların şöyle bir geneline baktığım zaman 100-150 bas puan aralığında beklentiler şekillenmiş durumda. Dolayısıyla bu beklentiyi karşılarsa Merkez Bankası ben zaten o gün içerisinde çok ciddi bir baskı yaratabileceğini ya da sürpriz bir durum oluşmadığı için piyasalarda çok oynaklık yaratabileceğini düşünmüyorum. Ama pas geçmesi durumunda yani ben Mart ayında da faizi sabit bırakıyorum derse belki sınırlı TL varlıklar nezdinde bir miktar negatif bir ayrışma söz konusu olabilir. Çünkü piyasa yavaş yavaş beklentileri fiyatlayarak beklentiler dahilinde temkinli bir duruş sergilediği için pas geçmesi biraz rahatsız edebilir diye düşünüyorum. Hı hı. Ama bu yine de tabii ki çok ciddi bir baskıyı ya da kurlar nezdinde yukarı yönde sert tepkileri ya da Borsa İstanbul'da ciddi çıkışları beraberinde getirir mi tartışılır. Böyle bir böyle bir hareket oluşabileceğini ya da yeni bir trend oluşturabileceğini ben düşünmüyorum. Sadece etki biraz daha sınırlı negatif olarak yorumlanabilir. Ama anlaşılan ekonomistlerin de zaten beklentileri doğrultusunda piyasada artık böyle bir beklenti oluştuğu için ve Merkez Bankası son dönemde atmış olduğu adımlarla piyasaya vermiş olduğu mesajlarla yani piyasa dostu açıklamalarıyla zaten güvenini kazandığından ben Mart ayında çok ters köşe yapacağını düşünmüyorum. Yine piyasaların beklentisi doğrultusunda bir Merkez Bankası toplantısı izleyeceğimizi bekliyorum. Peki bu faiz artışı beklentisi eğer ki gerçekleşirse sektör endeksleri özelinde ne gibi bir değişikliğe yol açar? Bankacılık sektörü keza, sanayi, perakende, sağlık ve turizm sektörlerinde bir etkileşim olur mu? Şimdi aslında biraz dalgalı bir görünüm var. Bankacılık endeksine gelecek olursam bu hafta yapılacak Merkez Bankası'nın faiz kararıyla alınacak 100 veya 150 bas puanlık bir faiz artışının çok da ciddi
Evet, sanıyorum bağlantıda bir problem oldu. Tekrar Eda Karadağ'a bağlanmaya çalışırken biz de şöyle bir rakamlar üzerinde devam edelim. Borsa İstanbul'daki yönü bakacak olursak şu an için 1559 puan seviyesi 1560'ın altını kırmış görünüyor. %0,14 anlık genel görüntü. 7,54 seviyelerinden okuyoruz. Dolar TL tarafındaki yönü şu an için %0,27'lik oradaki düşüşle birlikte. BIST 50'de yön kırmızı, 1359 oldu şu an için. Kar satışları biraz daha ağırlıklı. BIST 30'da ise 1633 puan seviyesini okuyoruz. %0,36'lık düşüşle birlikte gelmiş olduğu nokta. Ve devam edelim yine hem paritelere bakalım, sektör endekslerine de bakalım. Sektör tarafında da demiştik, teknoloji tarafında alış iştahı biraz daha güçlüydü. Ancak sanayi tarafında ve bankacılık sektöründe biraz daha kafalar karışık. Evet, Eda Karadağ'a tekrar aralıyoruz. Eda, tekrar hoş geldin. Sözü hemen hızlıca sana bırakıyorum. Faiz artışı gerçekleşirse sektör endeksleri özelindeki yorumlarını bırakıyorum. Faiz artışının gerçekleşmesi durumunda bankacılık endeksi için öncelikle konuşacak olursam Özlem, aslında çok yeni bir fiyat hareketi veya çok ciddi bir olumlu pozitif ayrışma beklemiyorum. Bankacılık endeksi evet 2020 yılına göre bir miktar daha toparlanma eğimi içerisinde ama kısa vade içerisinde hala çok güçlü bir beklentiye sahip değil. Ve aynı şekilde bankacılık endeksini bu hafta alınacak 100 veya 150 bas puanlık ya da herhangi bir faiz artışının da kurtarabileceğini düşünmemekteyim. Bu anlamda biraz bankacılık endeksi nezdinde çekimser kalıyorum. Diğer taraftan geçtiğimiz yıl malum evde kal hisseleri, aynı şekilde evde kal sektörleri oluşmuştu bu bağlamda. Şimdi bu döneme bakacak olursam aslında biraz evde kal hisselerinin biraz daha pahalı bir konumda olduğunu, yani burada neler var? Gıda ve perakende, sağlık şirketleri, aynı şekilde telekomünikasyon. Bunlar bir miktar daha pahalı olduğu için ben biraz yatırımcı sektörlere yönelmesini ya da diğer sektörlerde daha güzel şirketleri araştırmasını tavsiye ediyorum. Yani biraz, çünkü diğer sektörlerde baktığımız zaman daha ucuz kalmış durumda bu şirketlerin veya bu sektörlerin yanında. Dolayısıyla ben biraz daha bundan sonraki süreçte bu sektörlerin dikkat edilmesi, takip edilmesi taraftarıyım diye düşünüyorum. Dolayısıyla ben bu hafta Merkez Bankası'ndan gelecek bir faiz artışıyla birlikte sektörel anlamda geneline konuşacak olursam büyük bir değişiklik yaratmasını pek fazla beklemiyorum. Evet, peki kur tarafındaki beklentin ne yöndedir Eda? Özellikle bu oynaklık, şimdi tahvil faizleri de öne çıkıyor ancak 125 bas puan ya da 150 bas puanlık bir faiz artışı bir dengeleme sürecine götürür mü Fed eğer ki bir faiz artışı kararına varmazsa? Fed'den şimdilik bir faiz artışı kararı pek fazla beklenilmiyor. Evet. Diye düşünüyorum. Ben çok sürpriz bir karar durumunda ama pek de bir beklenti yok. Bunun dışında evet, bizim tarafa bakacak olursam biraz son dönemde gelişmekte olan ülke varlıklarına dikkat çekmek istiyorum. Çünkü onlar üzerinde bir baskı var. Evet, tahvilin tabii ki seyri biraz onlar üzerinde baskı yarattığı için dolayısıyla bu durum da aslında kur nezdinde de biraz yukarı yönde tepkilere neden olmuş durumda. Merkez Bankası'nın alacağı hamleyle beraber Türk varlıkları nezdinde etkisinin sınırlı kalmasını beklemek mümkün diye düşünmekteyim şimdilik. Çünkü ana resme baktığım zaman kurdaki hareket sadece TL'ye özel değil, biraz dışarıya bağlıydı son dönemde. Dışarıdaki gelişmeler, tahvilin durumu, Fed'in açıklamaları, gelişmekte olan ülkelere olan fon girişlerinin zayıflaması, bunlar aslında dolar TL'nin biraz daha yukarı yönlü hareketini tetikleyen unsurlar arasında karşımıza çıkmakta. Dolayısıyla evet, Merkez Bankası zaten aktif bir şekilde piyasada rol oynuyor. Bunu zaten son dönemde atılan adımlarla çok net bir şekilde görmekteyiz. Dolayısıyla Perşembe günkü kararla beraber ben kur nezdinde yeni bir oluşum pek fazla beklemiyorum. Yine temkinli kalmasını öngörmekteyim. Evet, peki bir tarafta da altınla ilgili şöyle kısa bir yorum alayım mı Eda? Beklenti ne yönde? 1730 dolar seviyeleri burada ön plana çıktı ama buradan bir kırılma gösterir mi? Ons altın biraz 1700 dolar seviyesinin üzerinde çok fazla kalmaya çalışsa da başarılı olamıyor. Çünkü az önce de konuştuğumuz gibi bu tahvilin görünümü oldukça kararsız ve altını baskılamaya devam ediyor. Dolayısıyla ben biraz daha altının Fed'i beklediğini düşünüyorum. Yani Fed eğer tahvil konusunda piyasayı ikna edebilirse evet, bu doğrultuda ben altında rahatlıkla 1700 doların üzerindeki seyrini güçlendirebileceğini düşünürüm. Ama yine de ben teknik olarak altına baktığım zaman
kısa vadede çok güçlü bir yükseliş potansiyeli yok. Biraz daha zayıf kalıyor. Zaten altının yönünü yukarıya çevirdi diyebilmem için de özellikle 1800 dolarların üzerinde kapanışlar görmem gerek ki şu aşamada biraz uzak kalmakta. Dolayısıyla ben biraz daha altında temkinli bir görünüm bekliyorum. Teşvik paketi altın için olumlu ama bu hafta Fed'in olması, tahvildeki kararsızlık altının kafasını karıştırdığı için biraz daha zayıf seyretmekte. Kısa vade için olası bir düşüş bence yatırımcılar açısından fırsat olarak değerlendirilebilir. Çünkü orta ve uzun vadede altında biraz daha yön yukarısı. Eda Karadağ, çok teşekkür ediyorum kıymetli yorumların için. Sağ ol. Evet, Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı Eda'yı uğurladıktan sonra kısa bir araya gidelim. Aradan sonra kaldığımız yerden gün sonu devam edecek. Işık Menkul'le gün sonu devam edecek. Işık Menkul'le gün sonu devam ediyor. Gün sonu kaldığı yerden devam ediyor. Konuğumuza gidiyoruz. Ekonomist, doçent doktor Oğuz Demir bizlerle. Oğuz hoş geldin. Hoş bulduk. İyi yayınlar Özlem. Teşekkür ederiz. Bugün önemli veriler geldi. İstersen bunun üzerinden bir yorum alayım. Sonra Merkez Bankası kararı. Bu yoğun bir hafta. Çokça sorumuz var sana. Şimdi bütçe Şubat'ta 23,2 milyar liralık fazlalık verdi. Nasıl karşılıyorsun bütçe açığını? Yani geçtiğimiz ayda bir hayli yüksek bir açığımız vardı. Bu ay bir miktar tasarruf etmişiz gibi gözüküyor. Ama geçtiğimiz seneye de baktığımızda aslında benzer bir durumdaydık. Gelen bir şey var, finansman var, işte yapılandırmalar var. Aslında hani bütçe tarafına baktığımızda yani bu ayı iyi geçtik. Ama asıl bundan sonrası önemli. Özellikle geçen haftaki ekonomik reform paketinde harcama dengesiyle ilgili böyle somut yani bir işte sıkılaştıracağız, daha dikkatli harcayacağız dendi ama dönüp bakıldığında hani bunun arka planında somut olarak ne yapılacağına ilişkin çok da bir mesaj yoktu. Hani bu ay böyle geçmiş olmak, Şubat ayını böyle geçmiş olmak iyi ama asıl bence bundan sonrası bizim için kritik olacak. Çünkü bir tarafta pandeminin etkileri devam ediyor. İşte harcamalar bir yandan devam ediyor. Büyümeyi bir süredir zaten kamu harcamaları önemli bir şekilde ayakta tutuyordu. Yani o işte %2'lik, %3'lük düşük büyümeyi bile kamu tarafıyla ayakta tutuyorduk. Şimdi buradan geri adım atılacağına dair işte bir paket açıklandı. İşte ilk Şubat rakamları da bir miktar daha sakin gittiğimizi gösteriyor. Ama bence bundan sonrası önemli. Yani ilk iki ayı daha yılın geçen sene de işte pandemi Mart ayında patladıktan sonra bir anda hedefin neredeyse iki katına yakın açık vermiş oldu bütçe. Artık bütçe disiplini önemli. Yani faizin de yükseldiği bir ortamda, faiz giderlerinin yükseldiği bir ortamda. Yani faizi giderleri bu kadar yüksekken yapılabilecek alanda çok kısıtlı ama öte taraftan da bir pandemi gerçeği var. Yani çok sıkışmış bir durumdayız bu tarafta. Evet, peki şimdi hem konut satışları geldi, otomotiv sanayisindeki üretim tarafındaki sıkıntı, bir taraftan da Merkez Bankası'nın alacak olduğu kararla ilgili beklenti. Yüksek faiz, oynak kur. Nasıl değerlendiriyorsun? Özlem, aslında enteresan olmayan rakamlarla karşılaşıyoruz. Yani şöyle enteresan değil. Konut satışlarında zaten faize duyarlılığı ne kadar yüksek olduğunu biliyorduk. Geçtiğimiz sene de bunun güzel bir örneği oldu bir taraftan bakıldığında. Otomotiv hala enteresan bir şekilde fena gitmiyordu. Yani özellikle bildiğim kadarıyla, hatırladığım kadarıyla Aralık-Ocak satışları hala yani sektörün yüzünü güldürür durumdaydı. Faizler yüksek olsa bile ama orada da bir sakinleme yaşanmış gibi gözüküyor. Bunu bir kenara koyalım. Tabii işte faiz duyarlılığı bu yüzden önemli. Özellikle Merkez Bankası'nın faiz artışı, işte bu hafta yapacağı toplantı sonrası piyasaya açıklayacağı karar. Yani hepimiz de aslında bir miktar perşembeye kilitlenmiş durumdayız. Çünkü sadece faiz kararından çok daha öte bir şey hepimizin merak ettiği konu. Merkez Bankası'nın Kasım ayındaki o değişiklikten sonra işte daha bağımsız, tırnak içinde söylüyorum bunu, bir kuruma dönüşebileceği, işte daha önce eleştirdiğimiz at
atmadığı adımları belki bundan sonra atabileceğine ilişkin bir beklenti yarattı Merkez Bankası. O beklenti de aslında en ilk etapta atılan adımlar biraz daha hani zaten akut kriz önlemleri olarak atılmıştı. Şimdi asıl şunu görmüş olacağız. Yani gerçekten piyasanın şu an Merkez Bankası'nı ittiği yönde Merkez Bankası gidebilecek mi? Yani o bağımsızlık tartışmalarını bir miktar en azından onarma yolunda attığı adımlara bir yenisini ekleyebilecek mi? Yoksa aslında hani o kritik bir dönemde palyatif bir çözüm olarak bu faiz artışları gündeme gelmişti. Bunu göreceğiz. Yani ben ne yapacağını bilemem Merkez Bankası'nın temelde. Hiçbirimizin böyle bir şeyi yok. Uh-huh. Ama ne yapması gerektiğini ve ne yaptığında nasıl sonuçlar doğacağı konusunda hepimizin bence bir fikri var. Yani özellikle faiz artışı çok ciddi bir beklenti haline dönüştü. Bugün bir haberde yani piyasadaki bütün ekonomistlerin Merkez Bankası'nın Mart ayı toplantısını pas geçmeyeceği konusunda hemfikir olduğu söyleniyordu. Yani bunu yaparsa daha yüksek bir faizle karşı karşıya kalacağız. Yapmazsa da az önce söylediğim o itibar onarıcı adımların bir miktar palyatif görünmüş olması söz konusu olacak. Bu da kurda ciddi bir hareketliliğe neden olabilir. Merkez Bankası da aslında çok istim üstünde adım atmaya çalışıyor. Öte taraftan tabii faiz ile ilgili reel sektörün de sesi bir miktar daha gür çıkıyor. Yani bugün MÜSİAD'dan bir açıklama vardı. Yani daha yüksek bir faiz fiyat istikrarı için yapılacak daha yani bir faiz artışının yani şu saatten sonra reel sektör için ciddi sıkıntı yaratacağını ifade etmişti. Zaten bir süredir yaratıyor da hani bu biraz daha sıkılaşma daha da zor duruma getirecek. Öte taraftan hem küçük orta boy işletmelerin önemli kaynaklarından biri işte KOSGEB, Halk Bankası gibi yani bankalardaki o sıkılaşmanın da zaten hali hazırda faizin ötesinde bir sıkılaşma olduğunu da hepimiz biliyoruz. Yani bankalar bir hayli muhafazakar son dönemde kredi verirken. İşin üzerine bir de yeni bir faiz artışı geldiğinde daha fazla, daha sıkılaşmış bir ortamda karşı karşıya kalacağız. Bunu da tabii reel sektör, tüketici tarafı nasıl kaldırabilecek. Yani zaten çok zorlanıyor. Daha yüksek bir maliyet, daha yüksek bir efor daha da yorucu hale getirebilir piyasayı. Ama yani burada da şöyle bir gerçeklik var. Yani faizi artırmasa piyasa beklentisi, yani finans tarafının beklentilerini boşa çıkartmış olacak ve kurda bir hareketle karşı karşıya kalabilir. Öbürünü yani yapmasa işte faiz artışı yapsa bu sefer reel sektör bundan mutsuz olacak. Sanıyorum hani ne yapacak sorusuna yanıt veremeyeceğim ama bu kadar arada kalmış bir Merkez Bankası herhalde bir orta yol bulmaya çalışacak gibi geliyor bana. Peki bu 3 gün önce açıklanan ekonomi reform paketinde senin en çok neler dikkatini çekti? Neler iyileştirmek için destekleyici adımlar olacaktır önümüzdeki süreçte? Yani Özlem şunu söylemek isterim ben paketle ilgili. Yani çok beklenti yaratıldı. Dolayısıyla içindeki iyi şeyler dahi hani çok kısa vadeli çözümlermiş gibi gözüküyor. Yani yapılacak söylenen insanların da bir kısmen faydasına olan bazı adımlar var. Ama öte taraftan dönüp bakıldığında öyle bir reform beklentisi yaratıldı ki hepimizde yani ekonomistlerde işte piyasa oyuncularında ya da dönüp baktığında toplumun genelinde yani buradan acaba ne çıkacak? Demek ki çok köklü bir yol haritası çizilecek dedik ama yani bir reform paketinden öte yani bir eylem planı gibiydi. Önümüzdeki sürece iç. Aslında eylem planı bile değildi. Yani eylem planında somut adımlar vardır, hedefler vardır. Bu biraz daha böyle bir yani önümüzdeki biz sorunları biliyoruz demek için yapılmış bir paket gibiydi. Nitekim zaten ana sorunlar ifade edilmiş ve o sorunlara bulunabildiği kadar ölçekte çözümler üretilmiş gibi gözüküyordu. Bir adım ileri gitmek gerekiyordu. Yani 3 aylık beklentinin sonucunda ortaya çıkan reform paketinin bu olması piyasada genel itibariyle bir hayal kırıklığı yarattı. Elbette dediğim gibi yani işte 98 sayfalık 10 başlıkta işte 30'un üstünde uygulamayı hayata geçireceğinizi taahhüt ettiğiniz bir ortamda elbette onun içerisinde iyi şeyler de oluyor ama o iyilikler Türkiye ekonomisinin bugün acil olarak beklediği çözüm alanlarına ya orta ve uzun vadede çözüm getirecek adımlar yerine daha palyatif kısa vadeli çözümler gibi gözüküyor ya da gerçekten beklediğimiz etkiyi yaratabilecek alanlarda somut çözümler göremedik. Yani benim reform paketindeki en temel sıkıldığım yer ya da en temelinde eleştiri yaptığımız nokta burası. Dediğim gibi yani işte istihdam yaratana destek sağlanması vesaire böyle hani zaten uzun zamandır uygulanan değişik yaklaşımların bir türevinin daha paketin içerisinde yer alması gibi unsurlar var ama
hani bir reform paketinden beklediğimiz benim çok daha fazlaydı. Yani Merkez Bankası bağımsızlığı meselesi ne olacak? İşte iş gücü piyasasındaki o yapışık mismatch dediğimiz, yani eşleşememe. Hani bir tarafın işte işçi bulamıyoruz diye şikayet ettiği, öbür tarafın iş bulamıyoruz diye şikayet ettiği bir yapısal sorun var. Bu sorunun çözümü için ne yapılacak? Yani biraz bunları konuşmak gerekiyordu. Ekonomik reform ya da yapısal reform dediğimiz şey aslında salt ekonomik sorunlarla sınırlı olmayan, ekonomiyi etkileyen birçok alanda orta ve uzun vadeli çözümlerin bir arada olduğu bir paket olmalıydı. Ama bizim karşımıza çıkan yapı biraz da şöyle, hani çok eleştirilen bazı alanlarda tamam bundan sonra eleştirmeyin, eleştiremeyeceksiniz minvalinde işte bunları yapıyoruz. Tabii ki dediğim gibi hani böyle bir komple değerlendirme yaptığımda bu sonucu oluşuyor ama altına indiğinizde şimdi bana birisi dönüp şunu sorsa, işte mesleki eğitimde kalfa ve çıraklara verilen paranın arttırılması gibi bir durum söz konusu, bu kötü bir şey mi dese, tabii ki iyi bir şey. Ama hani Türkiye'nin ana problemi bu mu? Emin değilim. Peki küresel taraftaki bu ABD tahvil faizlerine olan talep, enflasyon beklentisi, Fed'in alacak olduğu karar, buradaki kaosu nasıl yorumluyorsun? Özellikle bu hafta için kritik de bir nokta, yani dönüm noktası diyebiliriz. Bu tahvil faizlerine olan talebi kısacak mı, kısmayacak mı? Fed'in kararları ya da kararlılığı öne çıkacak gibi değil mi? Yani aslında işte Merkez Bankaları haftası bu hafta bir anlamda. Amerikan Merkez Bankası'nın kararı var, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yine İngiltere, Rusya, Endonezya gibi merkez bankalarının kararları var. Herkes bir miktar o taraflara bakıyor durumda. Ama yani biz aslında hemen hemen hepimizin gözü de Amerikan Merkez Bankası'nda. Çünkü bir yandan bir enflasyonist baskı çok konuşulmaya başlandı ama ben sanki Avrupa Merkez Bankası'nın yaptığına paralel bir yaklaşımın ortaya çıkabileceğini yani öngörmek en azından benim baktığım yerden daha öyle gözüküyor. Yine aynı şeyi söyleyeyim, yani Merkez Bankası'nın nasıl bizde ne yapacağını bilmiyoruz ama hani ne olduğunda ne sonuç çıkacağını biliyoruz. Amerikan Merkez Bankası için aynı şeyi söylemek lazım. Orada bütün gelişmekte olan ülkeler, başta biz olmak üzere çünkü kırılganlıklarımız çok yüksek. Yani o tahvil faizi, bono piyasasındaki hareketliliğin nasıl sakinleşeceği yönünde Amerikan Merkez Bankası'nın atacağı adımlar ya da atmayı taahhüt edeceği ya da işte piyasayı sözlü bir şekilde nasıl yönlendireceği belirleyici olacak. Senin söylediğin o açıdan çok doğru, çok haklısın. Yani Amerika şu anda eğer tahvil piyasasındaki o faiz artışlarını dengeleyebilecek programa devam etmezse ya da enflasyon riskinin en azından tahmin edildiği kadar yüksek olmadığı konusunda mesajlar vermezse bizi biraz yorabilir. Powell da bu açıdan bakıldığında geçtiğimiz haftalarda şaşırtıcı adımlar attı. Yani aslında Amerika'da da bir enflasyon endişesini göz ardı etmeyen bir merkez bankası var. Dolayısıyla hani çok bu hafta kritik bir hafta olacak Amerikan Merkez Bankası'nın vereceği karar ve hepimizi de çok yakından ilgilendirecek. Ben tabii hani arzu ettiğimiz şey bizim için çok da olumsuz çıkacak ya da olumsuz algılanabilecek gelişmekte olan ülke piyasaları açısından bir karar olmaması. Olursa da tabii ki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası artık herhalde bununla ilgili önlemleri alacaktır diye söyleyelim. Peki, şöyle Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch, Türkiye'nin daha tutarlı ve ortodoks politikaya dönmesi Türk bankalarının 2021'de dış fonlama piyasalarına erişimine destek verdi açıklaması. Baktın mı Fitch'in bu raporuna? Bakabildin mi daha doğrusu? Rapora bakmadım ama bu söylediğin cümle bile başlı başına anlam zaten Özlem. Yani yüksek faiz öneren bir ülkeye dönüştü Türkiye. Dolayısıyla yani bankaların buradan finansman sağlaması hani böyle çok da acayip bir şey değil. Güven sorunu, bankacılık sektörünün karlılığına baktığında da öyle. Türkiye'de bankacılık sektörüyle ilgili ciddi bir uluslararası piyasa endişesi yok. Yani geçen sene her şeyin çok daha sıkıntılı olduğu, işte bir sürü rasyoyla, BDDK rasyolarıyla, işte hükümet eliyle kontrol edilmeye çalışıldığı dönemde bile bankacılık sektörü böyle büyük bir travma ya da sıkıntı yaşamadı. Yani bu sene bir miktar aslında yani şöyle faizlerin yüksek olmasından ötürü ve piyasadaki şartlardan ötürü bankacılık sektörünün karlılığı bir miktar düşebilir. Baktığında 2018-2020, yani 2018'de de yine kriz döneminde çok yüksek karlar elde etmişti. 2019'da bir miktar düşmüştü karlılık. Şimdi 2020'de rekor bir kar yakalandı bankacılık sektöründe. Başka uygulamalar da var tabii o karı besleyen, işte takipteki kredilerin vade sürelerinin değiştirilmesi başta olmak üzere. Dolayısıyla hani önümüzdeki sene bir miktar daha sakinleyecek ama
finansmana erişim tarafında bu kadar yüksek faiz öneren bir ülkenin finansmana erişmemesi çok yani anlamlı gelmiyor bana. Çok zaten hepimizin öngördüğü. Şöyle de düşünürsen bugün Türkiye'de özellikle bono tahvil piyasasında son 3 aylık yabancı girişi işte milyar yani 15-16 milyar dolara ulaştı. Yani geliyor Türkiye'ye para şu anda bu yüksek faiz ortamında. Asıl mesele şu, yani bu yüksek faizi sonuçta geri ödeyeceğiz. Ne kadar yani ileriye yönelik bir borç yükü artışı var. Bunu unutmamak gerekiyor. Yani her borç bir gün ödenir. Evet, İkincisi ise hani bunu daha ne kadar sürdürebileceğimiz ve bunun arkasında buradan elde ettiğimiz finansmanı nasıl kullandığımız maalesef kriz yarası sarmak için kullanmak durumunda kalıyoruz. İşte rezerv tartışmasını hatırlıyorsun. Dönüp baktığında özellikle hükümetin ya da işte hazinenin borçlanma takvimini görüyoruz. Burada kullanıyor olmak ve bu kaynağı maalesef pandemiyle beraber ve geçen sene yaptığımız hatalarla beraber daha verimsiz alanlarda kullanmak zorunda kalmamız belki de bu sürecin en önemli dezavantajı. Çok teşekkür ediyorum. Doçent Doktor Oğuz Demir, aktardığın kıymetli yorumlar için sağ ol. İyi yayınlar. Teşekkürler. İyi yayınlar. Evet, ekonomist Oğuz Demir'i uğurladıktan sonra biraz hatta şöyle bolca altın ve para piyasalarını konuşalım. Uzman Mehmet Ali Yıldırım Türk bizlerle. Mehmet Ali Bey, hoş geldiniz. Hoş buldum Özlem Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz efendim. Ben ilk dolarla başlamak istiyorum. Kur tarafındaki oynaklık malum küresel taraftaki baskı burayı tetikliyor. 7.57 seviyelerden okuyoruz anlık. 7.52'lere kadar, 52'lere kadar geri çekilme gösteriyor. Sonra 7.60. Bu bandı biraz daha stabil hale getirmek için hangi dönemi beklemek lazım açıkçası bilemedim ama siz nasıl yorumluyor, değerlendiriyorsunuz? Şimdi geçen 15 gün öncesine kadar baktığımızda döviz fiyatlarında çok fazla bir hareketlilik yoktu. Hatta Merkez Bankası'nın bu ayki faiz toplantısında bir faiz değişikliği de beklenmiyordu. Ancak Amerikan 10 yıllık tahvil faizlerinde agresif fiyat hareketleri veya faiz hareketleri olduktan sonra bütün gelişmekte olan ülkelerde yerel para birimleri döviz karşısında veyahut da dolar karşısında değer kaybetmeye başladığını gözledik. Ama bizim diğer bir beklentimiz de yine geçen cuma Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı ekonomik reform paketiydi. Bu paket de açıklandı ama piyasa bunu da çok fazla hani dövizi aşağı çekecek bir pozisyon göremedi. Hala beklenti olarak işte o 10 gün öncesinden sonra Amerikan tahvil faizleri yükselmesiyle beraber o faiz değiştirmeyeceği beklentisi faiz değiştireceği şekline dönüştü ve faiz artıracağı şekline dönüştü. Ve şu anda da o beklenti devam ediyor. Dolayısıyla biraz da o baskı da oluşturuyor döviz fiyatlarının bu şekildeki oluşumunda. Dolayısıyla 7.50 üzerinde kalmaya en azından ayın 18'ine kadar devam edeceğiz gibi görünüyor. Eğer gerçekten 50 veya 100 bas puanlık bir faiz artırımı söz konusu olursa ve biraz da iyimserlik artarsa o zaman bu 7.50'lerden biraz aşağı doğru çekilme olasılığı söz konusu olabilir ama yine dış piyasalardaki gelişmeyi de göz ardı etmemek gerekiyor. Şimdi bugün itibariyle dış piyasalarda özellikle Amerikan 10 yıllık tahvil faizlerinde bir sakinleşme olduğunu görüyoruz. Hafta sonunda 1.63'lerin üzerine de çıkmıştı ama şu anda 1.60-60 seviyelerinden işlem görüyor. Dolayısıyla döviz üzerinde de bu noktada biraz daha yatay bir seyir olduğunu gözledik bugün itibariyle. Sizin belirttiğiniz rakamlar aralığında hareket etti neredeyse. Muhtemelen ayın 18'ine kadar da bu aralıkta hareket edecek gibi görünüyor. Eğer bir faiz değişikliği söz konusu olmazsa tekrar geçen hafta gördüğümüz 7.75 seviyelerini tekrar görebiliriz gibi de görünüyor. Dolayısıyla bugün ve yarın da yine hazine ihaleleri var. Onlar da olumlu geçmesine rağmen hala dövizde bir çözülme olmadığını görüyoruz. Bir bakıma fiyat istikrarı tabii ki aranan bir şey. Fiyat seviyesinden ziyade istikrar aranan bir şey. Reel sektörün ve yine özellikle ihracatçıların veya ithalatçıların beklediği bir seviye. Daha doğrusu istikrar oluşu, onların da beklentileri doğrultusunda. Bu bakımdan bunlar gerçekleşirse o zaman döviz fiyatlarında küçük çaplı bir aşağı yönlü seyir söz konusu olabilir. İlk etapta daha önce de direnç seviyesi olan, şimdi de destek seviyesi olan 2.27 seviyeleri tekrar görülebilir gibi görünüyor. Ama dediğim gibi bir faiz değişikliği olmazsa
o zaman 7.75'lerinde tekrar görebiliriz diye düşünüyorum. Bu fiyat aralığında hareket edecek. Tabii bu arada Amerikan 10 yıllık tahvil faizleri de yine bu hafta özellikle Amerikan Merkez Bankası'nın faiz değiştirmeyecek olmasının yanında Amerikan 10 yıllık tahvilleriyle gelişmeleriyle ilgili nasıl bir açıklama yapacak? Burada bir önlem alınacak mı? Örneğin tahvil geri alımları başlayacak mı? Bu belirleyici olacak. O da tabii faizin seyrinde etkili olacak. O da tabii ki doların seyri üzerinde etkili olacak dış piyasalarda. Paritenin de eğer 1.1960 seviyeleri geçilirse 1.20'lere doğru tekrar bir hareketler alanına girebilir. Değilse 1.1860'lara doğru tekrar bir Euro karşısında geri çekilme söz konusu olabilir. Peki Mehmet Ali Bey, pound dolar paritesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi orada da 1.40 ikili seviyeler görüldü. Beklenti 1.44-1.45'e kadar çekilmişti anlık. Ancak tahvil faizleri biraz işin rengini değiştirdi tekrar. Hemen 1.39 bandına sıkışmaya başladı. Ancak değerlendirdiğimizde, genel konuştuğumuzda daha Euro'ya nazaran daha küçük adımlarla prim iadesi yapıyor gibi 1.39 bandında da kaldı. Orayı nasıl yorumluyorsunuz? Yani orada da tabii pandeminin seyri de önemli İngiltere için. Ama İngiltere ekonomisinde de birazcık toparlanma beklentileri de söz konusu. Bu nedenle 1.39'un daha aşağısına gelemiyor. Ama 1.41'ler seviyesi tekrar görülebilir. Bu dar aralıkta orada da yine Amerikan 10 yıllık tahvil faizlerine de duyarlı olmak üzere böyle bir seviye de hareket edecek gibi görünüyor. Çok agresif bir fiyat hareketi veya değişikliği paritede beklemiyorum ben Amerikan İngiltere cephesinde. O bakımdan dolar veyahut da pound dolar paritesinde 1.39-1.41 aralığında kalacak gibi görünüyor. Evet, bu aralıklarda yakından takip edeceğimiz noktalar. Efendim, kur tarafındaki beklentinizle birlikte gram altın, isterseniz hem gram altın hem de ons altını şöyle bir detaylı değerlendirelim. Daha çok yatırımcılar şunu da merak ediyor. Şu anki görüntü, özellikle altın onsunda 1730 dolarlı seviyeleri kırdığı zaman 1670'lere kadar geri çekilme gösteriyor. Burayı da bir yakın bir vadede kırma olasılığı var mı? 1650'ler veya 1600'lü seviyeler hızlı bir şekilde gelir mi? Altın tarafında bunu destekleyecek gelişmeler var mı etrafta ve al ve sat fırsatlarını daha çok özellikle de soruyorlar. Çünkü yatırımcıların vadesinde düşünecek olursak öyle riskli piyasalardaki gibi günlük ya da kısa vadeli işlemler yapılmıyor. Altın aldığınız zaman yastık altında bir kere o kalıyor. O yüzden de satışı da bazen güç olabiliyor yani ya da fırsatlar kaçabiliyor bu nedenle. Şimdi tabii altına iki türlü düşünmek lazım. Bir, orta ve uzun vadeli yatırım amaçlı. Bir de daha ziyade büyük fonların ve bazı piyasa oyuncularının al-sat amaçlı fiyat hareketleri veyahut da işlem hareketleri olarak ikiye ayırmak lazım. Bu al-sat amaçlı tabii ki fiyat hareketlerini daha ziyade tabii altının dış piyasa fiyatını da yakından izleyerek ancak elde edebiliriz. Ama orta ve uzun vadede düşünenler zaten onlar her düşüşte kısım kısım aldılar veyahut da daha yüksekten almış olanların da vadesi zaten böyle çok kısa vadeli değil. En azından 1 yılla 3 yıl arasındaki bir vadede alınmış olduğu için bu fiyat hareketlerinden şimdilik onlar biraz da hani mağduriyet almış gibi görünseler de onlar bu konuda bir tedirginliklerinin olmadığını biz piyasada görüyoruz. Şimdi Cuma günü itibariyle o zaman değişik bir görünüm sergiledi. Özellikle son dönemde Amerikan 10 yıllık tahvil faizleri böyle 1.55'lerden, 1.58'lerden, 1.63'lere doğru giderken altının onsunun 1700 hatta 1.685 dolara kadar gerilediğini gözlemiştik. Ama Cuma günü çok farklı bir şey oldu. Cuma günü 1.63'ler seviyesinde olmasına rağmen Amerikan 10 yıllık tahvil faizlerinin günün kapanışında tekrar 1.720 dolarlara kadar hatta 25 dolarlara kadar yükseldiğini ve Amerika kapanışında da 1.727 dolardan kapandığını görmüştük. Bugün de o seviyeden tekrar yukarı yönlü seyir biraz önce 1.732 dolarlara kadar da gördük. Yani şu anda Amerikan 10 yıllık tahvil faizlerinden birazcık kopma var gibi görünüyor. Ama tabii ki önümüzdeki seanslarda bu şekildeki yukarı yönlü bir hareket devam eder mi etmez mi?
biraz da burada Amerikan Merkez Bankası'nın faiz toplantısından çıkacak açıklamalara da duyarlı olacak diye düşünüyorum. Yani 1730'un üzerinde kaldığımız sürece 1750-1765 dolar ons seviyelerinde kısa vadede görebiliriz. Ama şimdilik tekrar 1700'e gelme olasılığı 1.63'lerden daha da yukarı giderse Amerikan 10 yıllık tahvil faizleri belki o zaman mümkün olacak gibi görünüyor. Çünkü bu seviyeleri biraz hazmetmiş, fiyat olarak hazmetmiş gibi görünüyor. Dışarıdaki görünüm bu şekilde. Dolayısıyla sanki 1700'ün altına çok fazla gelmeyecekmiş gibi bir görüntü söz konusu. Bunun da biraz endüstriyel metallerin toparlanmış olmasının da etkisi olduğunu da söylemek lazım. Dolayısıyla altında birazcık sanki konjonktür değişiyor gibi bir hava seziyorum ben şu anda. İçeride ise görünüm daha farklı. İçeride hala altında küçük çaplı da olsa talep devam ediyor. Dolayısıyla dış piyasa fiyatıyla ons bazında 10 dolar daha yüksekten işlem görüyor serbest piyasa ve altının kilogram dolar fiyatı. Yani biz şu anda ekranlarda 1730 dolar görüyorsak çarşıdaki yapılan hesaplar 1740 dolar üzerinden yapılıyor. Ve dolar TL'nin de banka arası piyasayla aynı seviyede olmasına rağmen çarpılan etkisinin çok fazla şu anda etkili olmadığını görüyoruz. Sadece dış piyasaya göre onsunda 10 dolar yüksek olması içeride altın fiyatının 420, 418, 423 TL seviyeleri arasında hareket ettiğini görüyoruz. Şu anda 423 seviyelerinden TL seviyelerinden işlem görüyor ki cumartesi günü de serbest piyasa açıkken bu seviyelerden işlem görmüştük. Bu seviyelerde bile bir miktar küçük çaplı olsa alımların olduğunu görüyoruz. Sadece ihtiyat karşılığı çok minimum seviyede satışlarında olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu seviyeler sanki artık taban oluşturmuş, 400 lira seviyesi taban oluşturmuş gibi bir seviye görünüyor TL gram fiyatında. Ama yükselişlerde de şimdilik 440 lirada önemli bir direnç seviyesi. Orası geçilirse ancak 450 TL'yi görebiliriz. Ama kısa vadede de oraya geçmemiz şimdi birazcık daha zor görünüyor. Evet, güç görünüyor değil mi? 450 TL'li seviyeler. Peki efendim, Mehmet Ali Bey, ben sizi bırakmayayım. Hem gümüşü soralım hem de fiziki altın alımları ve gümüş alımlarında kapalı çarşıda işler nasıl gidiyor? Biraz da onu da merak ediyoruz. O yüzden kısa bir ara verelim müsaadenizle. Aradan sonra tekrar Mehmet Ali Yıldırım Türk'le devam ediyoruz kaldığımız yerden. Menkul'le gün sonu devam edecek. Işık Menkul'le gün sonu devam ediyor. Gün sonu kaldığı yerden devam ediyor. Konuğumuza gidiyoruz. Mehmet Ali Yıldırım Türk. Teşekkür ederiz Mehmet Ali Bey öncelikle beklediğiniz için. Estağfurullah. Şimdi altın tarafını çok detaylarıyla aktardınız. Yatırımcılar da can kulağıyla dinlediler sizi. Bir taraftan da çok merak ediliyor. Karar bir de şöyle, altın alayım ama nereden alayım? Fiziki altın mı alayım yoksa sistemsel? Sistemden bankacılık, işte aracı kurumlar üzerinden mal alalım diye. Bu da aslında kafalarda başka bir soru işareti oluşturdu. Daha çok siz hangisini beğeniye alıyorsunuz diyeyim. Şimdi bunu Ağustos ayı itibariyle sorsaydınız ki o zaman da konuşmuştuk bunları. Evet, çok konuştuk. O zaman fiziki olarak alın. Çünkü bankalardaki fiyat %1 vergi uygulaması olduğu için daha pahalıya geliyor diye belirtebilirdim. Ama şimdi fark eden bir şey yok. Artık kişilerin kendi kararına kalmış durumda. Çünkü oradaki bir vergi oranı 2%'ye çektiler. Ve para taşıma zorluğu, altın taşıma zorluğu, saklama zorluğu için biraz hani sıkıntılı olanlar fiziki olarak almak yerine kaydı olarak da alabilirler bankada. Nasıl bankada döviz veya TL bankada tutulabiliyorsa altında tutulabilir. Bu şekilde bir alım satım içinde çok sıkıntı olmaz. Ama hayır, ben paramı da bankada tutmuyorum, dövizimi de bankada tutmuyorum diyenler için belki fizik olarak almak ve artık kendi düşüncelerine göre onu muhafaza etmek onların kendi kararına kalmış durumda. Çok fazla bir şey fark etmez. Ama ben bankadan alayım, fizik olarak alayım derseniz
O zaman yine fiyat, kapalı çarşı fiyatının binde iki belki üzerinde oluşabilir. Ama şu anda fark olduğu için belki bankada daha ucuz da olabilir. Sormadım çünkü oradaki fiyatı. Ama teslimatının en yakın 15 gün içinde veya en geç bir ay içinde teslimat yapılıyor fiziki olarak. Ama kaydı olarak her an hemen hesabınıza geçebiliyor. O bakımdan bankadan anlamında bir mahsuru yok. Zaten bir miktar talebin, yani yüklü talebin azalmasının iki gerekçesi var. Bir, faiz oranları, daha doğrusu uygulanan vergi düşürüldüğü için buradan dolayı bankalara yönelmiş bir şey var, eğilim var ve onun için serbest piyasada hareketlilik biraz daha az. Diğer taraftan da böyle %17 faizler iyi bir getiri aslında. Bir miktarda Türk lirasında para kazanayım, sonra tekrar altına döneyim diyenlerin de altına olan ilgilerinin biraz azalmış olması, serbest piyasadaki o geçtiğimiz 6 ay önceki fiyat hareketlerini veya 7 ay önceki fiyat işlem hareketlerini biraz daha zayıflatmış durumda. Altını görünüm böyle. Gümüşe gelecek olursak, ki onu da soracaksınız herhalde. Evet, evet efendim. Buyurun. Gümüşe gelecek olursak, gümüş yine dediğim gibi 6 ay önce veyahut da 8 ay, 6 ay önce veyahut da 5 ay önce daha çok soruluyor. Daha çok talep görüyordu. Ve burada serbest piyasada gümüş satan işletmelerin önünde de kuyruklar da oluşabiliyordu. Ama şu anda gümüş alanların da sayısının yok denecek kadar az olduğunu görmeye başladık. Gümüş fiyatları da altına paralel bir hareket içinde. Örneğin şu anda 26 dolarlar seviyesinde altının onsu. 1730 dolardaki altınla mukayese ettiğinizde çok fazla bir değişiklik olmadı. Hatta altına göre gümüş biraz daha geride kaldı. Çünkü 28 dolarlar seviyesindeydi. 1800 dolar olduğunda altının onsu. Yani şu anda altınla beraber paralel hareket ediyor. O endüstriyel kullanım beklentisini biraz daha törpülenmiş olduğunu görüyoruz. İçeride de yine hem faizlerin yüksek olması hem de çok fazla bir hani getiri arayışı içinde olmaması gümüş yatırımcısının gümüşten biraz daha uzaklaştığını görüyoruz. Gümüş işlemlerinde oldukça sakin olduğunu görüyoruz serbest piyasada. Oradaki fiyat da 6 lira 30 kuruş, 6 lira 50 kuruş, hatta 6 lira ile 6.50 TL arasında gramı değişiyor diyebilirim. Orada da altına göre hatta biraz daha sakinlik var desem o da çok yanlış olmayacak. Evet efendim, çok çok teşekkür ediyorum. Mehmet Ali Yıldırım Türk, aktardığınız kıymetli yorumlar için sağ olun. Ben teşekkür ederim, yayına diliyorum. Teşekkür ederiz efendim. Evet, Mehmet Ali Yıldırım Türk'ü uğurladık efendim. Şimdi kripto tarafına da değineceğiz. Kripto para uzmanı Oytun Es bizlerle. Oytun hoş geldin. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Oytun, hafta sonu tweetlerini takip ettim. Twitter'da Bitcoin tarafındaki gelişmeleri heyecanla yatırımcılarınla paylaştın. 60 bin dolar seviyelerin üzeri, ancak şu anda da %5'lik düşüşler. Buna kalp dayanır mı, nereye doğru gidiyor? Şimdi raporlarda tabii hep diyoruz ya, rüzgarın estiği yöne doğru zaten revizeler gelmeye başladı. 100 bin dolar, 150 bin dolar böyle bir yükseliş ivmesinden de bahsediliyor. Gerçekten senin düşünceni de almak isterim. Evet, şimdi siz kalp dayanır mı diye sordunuz. Ben de şöyle bir cevap vereyim. Yenilerin gözü yaşlı, eskiler gülerek izliyor. Yani bu düşüşler tabii Bitcoin'de çok bir anlam ifade etmiyor. Zaten 60 bin dolar çok önemli bir direnç noktasıydı. Bence çok büyük bir geri çekilme olmadığı sürece, yani 50 bin dolarların aşağısında bir geri çekilme olmadığı sürece 60 bin doların düzeltmesi olarak bu geri çekilmeyi okumak lazım. Gayet kabul edilebilir bir geri çekilme bence. Nerede artık bu iş düzeltme olmaktan çıkar? Demin de söylediğimiz gibi 50 bin doların aşağısında eğer Bitcoin'de kapatmalar görürsek o zaman bu analizi tekrar revize etmek gerekir. İş biraz düzeltmeden çıkar. Şu an söylemek gerekirse Bitcoin hala güvenli sınırda. Yani baktığımız zaman 3 gün evvelki fiyatına Bitcoin geri gelmiş oldu. Bu perspektiften bakmak bence daha doğru olur. Şu aşamada telaş yapmayı gerektirecek teknik analiz tarafında zaten bir durum söz konusu değil. Temel anlamda zaten Bitcoin güçlü bir durumda. 50 bin dolar altı kapanışlar görmediği sürece bence buralardan güç toplayıp 60 bin doların üzerine tekrar kendisini atmak isteyecektir. Peki burada destekleyici en önemli gelişme neler? Şu an için talebin dışındaki hangi gelişmeleri yakın takip ediyor? Bitcoin özelinde konuşmak istiyorum özellikle.
Evet, yani şu an dünyada tabii ki Bitcoin'i çok yakından ilgilendirecek gelişmeler var. Teşvik paketi zaten Bitcoin'de şu an yeteri kadar fiyatlandı. Bunun arkasından şu an Bitcoin'de tabii regülasyon haberleri merakla bekleniyor. Yani gerek Amerika'dan gelecek, diğer devletlerden gelecek regülasyon haberleri merakla bekleniyor. Ama tabii ki hep bunu söylüyoruz son yayınlarda ama gerçekten fiyatı birinci dereceden son süreçte buralara kadar getiren birinci faktör bu. Kurumsal yatırımlar. Kurumsal yatırımlar çok önemli. Bir de bizim stabil kripto arzı dediğimiz, başta Tether olmak üzere piyasaya sürülen stabil kriptolar Bitcoin fiyatını çok yakından etkiliyor ki geçtiğimiz günlerde Tether firması tarafından yaklaşık 1 milyar dolar değerinde yeni token basıldı. Bu stabil kriptolar biliyorsunuz dolara endeksli oluyor ve borsalar ihtiyaç duydukça bunu bu şirketlerden alıyorlar. Bu kadar stabil kriptonun basılması demek bunun çok yakında kriptolara başta Bitcoin olmak üzere giriş yapacağı anlamına geliyor. O yönüyle stabil kripto basımı da bizim tarafımızdan çok yakından takip ediliyor. Peki, peki şöyle Oytun, son gelişmelerden bir tanesi de kripto para piyasasında hafta sonu şimdi çokça konuşulan bu 60 bin dolar seviyesi Bitcoin'de. Bunu aşarken bir taraftan da spor ve eğlence dünyasının yatırım yaptığı işte Shilis fiyatını da ikiye katladığı görüldü. Öte yandan karını %60'a yükselten Holo yatırımcısı var bir tarafta. Yeni girenler var, Dego. Biz de biliyoruz, yakın takip ediyoruz gördüğün gibi. Orada da %150 kar sağladığı görülüyor. Hem şu anki durumlar nasıl, hem bu karlılık Bitcoin'le birlikte sence devam edecek midir? Evet, yani şöyle, tabii Bitcoin'den tersi bir hareket gelmediği sürece biz böyle ayrı ayrı altcoin'lerden sert hareketler görmeye devam edeceğiz. Mesela Shilis son süreçte. Ya kripto paralarda ara ara bazı furyalar oluyor. Mesela şu an NFT'ler siz de takip ediyorsunuzdur muhtemelen. NFT bazlı kripto paralar, NFT'leri destekleyen kripto paralar bu furyanın iyice popüler olmasıyla beraber çok sert yükselişler yaptılar. Shilis yine bunların arasında. Shilis'in biliyorsunuz hitap ettiği platformda spor eğlence aktiviteleri, futbol kulüplerinin kendi tokenlarını çıkartmaları ki şu an dünyada en büyük platform bununla alakalı ve dünyadaki çok önemli futbol kulüpleriyle anlaşmalar imzalıyorlar. Son süreçte de bir açıklama yaptılar. Biz Amerika'ya açılacağız. Bununla beraber de çok sert bir fiyatlanma gördük. Bunlar tabii kullanım alanı olan kriptolar. Yani bu Chiliz'deki tokenları aldığınız zaman kendi taraftar olduğunuz kulüpte bazı söz haklarınız oluyor. Blockchain'in gerçekten gerçek hayatta uygulamasıyla alakalı çok güzel örnekler. Bunlar da tabii ki fiyatlanıyorlar. Bitcoin'den çok ters bir hareket gelmediği sürece ben altcoin'lerde böyle özellikle bazı altcoin'lerde çok sert hareketlenmelerin devam edeceğini düşünüyorum. Evet. Ama tabii şunun demosunu da geçtiğimiz gün görmüş olduk. Burada da konuşmuştuk. Bitcoin 60 bin doları aştığında yani sert bir şekilde eğer bu 60 bin doları aşıp yükselişine devam ederse dominansı kendi lehine çevirir. O zaman da altcoin'lerde biraz duraksama görebiliriz. Peki altcoin'lerde çokça konuşulan belli başlı kriptolar da var. Yani benim de aklıma geliyor işte Avax vardı, Polkadot vardı. Ama bunların da tabii dışında da yorum alabilirim senden. Şu anda senin daha çok beğeniye aldığın kriptolar hangileri, altcoin'lerde? Şöyle söyleyeyim ben, Bitcoin bu kadar sınırlarda dolaşırken kısa vadeli söylemek yerine istiyorsanız teknolojilerini beğendiğim birkaç tanesini nasıl söyleyebilirim. Istersen. Biraz evet. Daha orta ve uzun vadeli olabilir. Geçtiğimiz programda konuşmuştuk. IOTA bu sene çok önemli güncellemeleri var. Teknoloji olarak da zaten eskiler iyi bilirler. IOTA çok eski bir kripto paradır. Almanya menşeli. Akıllı sözleşmeleri aktif edecekler. Cordiscite isimli çok önemli bir güncellemeleri var kendi ağlarında. 2021 son çeyrekte bu yapılacak. Üçüncü çeyrekte de akıllı sözleşmeler. Bu yakından takip edilebilir. Bilmeyenler için nesnelerin internetine yoğunlaşan bir proje. Onun haricinde Basic Attention Token isimli bir proje vardı. Bunlar tabii ki yatırım tavsiyesi kesinlikle içermez. Sadece teknolojilerinin izleyiciler tarafından belki daha detaylıca incelenmesi için bir parantez açmış olayım. Basic Attention Token'da başındaki isim JavaScript'in kurucusu. Çünkü kripto paralarda ekip çok önemli, kurucu çok önemli. Çünkü birçok kripto para birçok şeyi vaat ediyor. Ama baktığımız zaman bunların çok büyük bir kısmının bunları yapamadığını görüyoruz. Basic Attention Token bu yönüyle çok güçlü bir kripto. Neden? Çünkü başındaki isim bunun kurucusu JavaScript'in kurucusu. Aynı zamanda Mozilla'nın kurucusu. Brandon Eich isimli birisi.
çok önemli bir yazılımcı. O yönüyle bence çok yakından takip edilmesi gerekiyor. Neyi amaçladığına gelirsek de internetteki reklam pazarının tekrar blockchain altyapısında düzenlenmesini hedefliyorlar ve bu önümüzdeki süreçte de kendi arama motorlarını devreye sokacaklar. Yani Google'a bir alternatif olarak kendi arama motorlarını, blockchain tabanlı gizlilik içeren arama motorlarını devreye sokacaklar. Bu yakından takip edilebilir. Ben gizlilik kriptolarına ekstra önem veriyorum. Neden? Çünkü evet, regülasyonlar geldikçe bu gizlilik kriptoları birazcık darbe hasar yiyecekler ama insanın yapısı gereği her zaman finansal mahremiyete ihtiyacı var. Burada gizlilik kriptoları dediğimiz zaman da bana göre en önde gelen kripto para Monero. Teknoloji olarak gerçekten birçok gizlilik odaklı işleme olanak sağlayan bir kripto para. Bu yakından takip edilebilir. Bunlar genelde teknolojisi sağlam olan altcoin'lerdir. Evet, peki şu son gelen, tabii ki Amerika'nın 1,9 milyar dolarlık teşvik paketiyle ilgili gelişmeleri nasıl fiyatlıyor? Şu ana kadar fiyatladı mı? Önümüzde bununla ilgili beklentiler ne yönde kripto dünyasında? Evet, yani şimdiye kadar Bitcoin bununla alakalı güzel fiyatlanma yaptı diye düşünüyorum ben. Zaten bir önceki teşvik paketi dağıtıldığında orada Bitcoin'e yatıranlar paralarını yaklaşık 12'ye falan katladılar yanlış bilmiyorsam. 15 falan da olabilir. Şimdi tabii arkada böyle bir örnek var. Tabii bundan sonra tekrar buradan alıp 15'e katlamak belki pek mümkün olmayacaktır ama şu an bütün dünyada eksi faizlerin konuşulduğu bir ortamda oradan gelecek paranın da direkt dağıtılmaya başlandığı zaman bir kısmının Bitcoin'e gireceği bir gerçek. Tabii ki bunlar Bitcoin'i destekleyen şeyler. Peki son olarak yurt içindeki gelişmeyi de sormak istiyorum. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank çok önemli bir açıklama yaptı. Yurt içindeki kripto yatırımcılarını da yakından takip edeceği bir nokta. Kripto paraya ilişkin değerlendirmelerde bulunurken yani bu kadar büyük bir risk barındıran kripto para piyasasını başıboş bırakmayacağız dedi. Dünyada bununla ilgili birçok konu haber akışı oldu ama hep konuştuğumuz konu realde gerçekten bir önlem, bir sanction ya da bir yaptırım ya da yaptırım demekten ziyade şöyle diyelim vergi ya da farklı beklentiler hiçbiri uygulanmadı. Sence Türkiye'de ne gibi önlemler alınır riski ve yatırım riski minimize hale getirip yatırımcıyı biraz daha koruyabilmek adına? Evet, ben Sayın Bakan'ın açıklamalarını aslında oldukça olumlu buldum. Yani üstüne bastığı şeyler, altını çizdiği şeyler aslında bizim de şikayet ettiğimiz şeyler. Yani ben açıklamayı gördüğüm kadarıyla şöyle anladım. İşin daha çok yasa dışı kısmından Sayın Bakan bahsediyor ve haklı, %100 haklı ve buranın başıboş bırakılmaması gerektiğini söylüyor. Ki tabii ki başıboş bırakılmaması gerekiyor. Yani %100 haklı bir açıklama. Ve zaten o açıklamanın devamında kendisi TÜBİTAK'la beraber kripto paralarla ilgili çalışmalar yapıldığını da söylüyor. Yani devletin bu tarz çalışmaları olduğunu da söylüyor. Ben burada Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kalkıp Hindistan gibi bir tavır takınacağını kesinlikle zannetmiyorum. Burada daha çok bizim de şikayet ettiğimiz sektörün adını lekeleyen dolandırıcılık faaliyetleriyle alakalı insanları iyi niyetini suistimal eden, ümitlerini dolandıran projelerle alakalı üstüne gitmek anlamında adımlar atılacağını düşünüyorum. Vergilendirme ile alakalı devlet tabii ki vergi almak isteyecektir. Bunda çok hayıflanacak, çok böyle şikayet edecek bir şey yok. Çünkü dünyadaki diğer devletler de keza aynı şekilde bununla ilgili adımlar önümüzdeki süreçte atılacaklar. Ama bunun tabii miktarı ve oranı önemli. Makul oranlarda tutulduğu sürece ben bunun negatiften ziyade kripto paralar ve blockchain sektörü açısından oldukça pozitif bir etki yaratacağını düşünüyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum Oytun. Değerli yorum ve katkılarından dolayı sağ ol. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Teşekkürler. Kripto para uzmanı Oytun Es bizlerle birlikteydi efendim. Kendisi kripto tarafındaki özellikle riskli piyasalardaki son gelişmeleri bizlerle değerlendirdi. Şimdi biraz da yurt içindeki ve küresel taraftaki riskli piyasalarında nabzını ölçmek için yorum alalım. Ahlat Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ürkün'den. Barış hoş geldin. İyi haftalar. Hoş bulduk, merhaba. İyi haftalar benden de, yayınlar. Teşekkür ederiz Barış. Kripto ile kapattığımız için sormak istiyorum. Nasıl yorumluyorsun kripto dünyasını? Uzmanlık alanında olmadığını da biliyorum. Sadece bir yatırımcı gözüyle fırsatlar gerçekten nasıl değerlendirilmeli, nasıl bir bakış açısı orada değil mi olmalı? Ya şimdi tabii ilgili alanımda çok değil açıkçası. Yani bunu itiraf edeyim. Çok yakından takip etmiyorum. Son zamanlarda biraz bakar oldum. Telefona bazı uygulamalar indirerek bakıyordum. 60 bin doları görünce mi bakar oldun? Yok, daha öncesinden de bakıyordum. 800 dolarken bile bakıyordum, onu söyleyeyim.
Değil mi? Ben de sunarken aynı şekilde 800 dolarları söylerken gözümüzün önünde 60 bin dolar olan bir yatırımdan bahsediyoruz. Yatırım. 800 yani, dolar iken hatta diyordum işlem yapsam mı diye, keşke yapsaymışım, o da ayrı bir konu. Yani tabii öngöremiyorsunuz tabii bu kadar yükselebileceğini. Yani tabii neden yükseldiğine dair arka planında bir temelin de tam dayanak olarak bulamadığımız bir durum olduğunu düşünüyorum. Baktığımızda herhangi bir regülasyona şimdilik tabi değil. Yavaş yavaş regülasyona doğru gideceğine dair duyumlar almaya başlıyoruz. Ama tabii bu da hani sert yükselişler olduktan sonra yani bizim önceki yaşadığımız tüm tecrübelerle birlikte baktığımızda bu yükselişlerin yerini sert düşüşlerin de alabileceği zaman zaman. Ama bu kripto piyasası için geçerli mi onu da bilemiyorum. Sürekli olarak yükselen bir yapıda şu anda işte Bitcoin'e baktığımızda. O yüzden yatırımcılar şu ana kadar nereden alırsa alsınlar çoğunlukla kar ettiler herhalde diye düşünüyorum. Yanlış mı düşünüyorum bilmiyorum ama ben dediğim gibi yani herhangi bir arka tarafta ekonomik bir dayanağına sağlam bir şekilde bağlayamadığım için o yüzden net bir yorum yapmak konusunda da tam şey yapamıyorum yani net olamıyorum o konuda. O yüzden biraz şu ana kadar uzak durdum diyeyim. O yüzden daha çok sermaye piyasaları ağırlıklı ve para birimleri ağırlıklı daha çok değerlendirmeye çalışıyoruz diye orayı bir kaçış noktası olarak söyleyeyim. Peki, o kaçışta da yakalıyoruz. Sermaye piyasalarını açalım. Çokça gelişme var. Öncelikle bu haftayı senden şöyle bir dinleyelim. Neler bizi bekliyor? Evet. Tabii şimdi bu hafta Merkez Bankaları haftası diyoruz. En önemlisi tabii ki bizim içeride Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankamızın faiz kararı tabii ki. Yani gün boyu zaten hep birlikte hep konuşuldu tüm ekranlarda. Tabii ki bunu tekrar edecek olursak tabii ki faiz konusundaki kararını bekliyoruz. Tabii FED toplantısı yine bu hafta yine gündemde olacak. İngiltere Merkez Bankası'nın yine ön planda olacak faiz kararı var. Japonya Merkez Bankası'nın da faiz kararı var. Diğer bazı ülkelerin de var faiz kararları ama en ön planda çıkanlar tabii ki bunlar. Tabii ki en başta geleni dünyanın şu anda takip ettiği tabii ki FED. FED toplantısından burada beklentiler tabii ki son zamanlardaki tahvil faizlerinde meydana gelen yükseliş neticesinde bunun tabii yükseliş nedenlerini hep birlikte konuşuyoruz zaten. Enflasyon beklentilerindeki yükselişle alakalı bir durum. Bunun karşısında Fed'in artık bir adım atıp atmayacağını, buna ilişkin artık hani piyasa fiyatlamasının değiştiği bu ortamda Fed'in de artık bu noktada kendini bu hissiyata büründürüp büründürmeyeceğine doğru odaklandı. Bu gelişmeleri takip edeceğiz özellikle. Yani Fed'in bu toplantıda bir sinyal verip vermeyeceğini, varlık alımlarının hızı konusunda bir değişiklik yapmayacağını, bir sinyal verip vermeyeceğine bakacak piyasalar. Piyasanın fiyatlamasına baktığımızda her ne kadar FED 2024'e kadar faiz artırım ihtimali şu anda fiyatlamıyor olsa da FED yetkililerinin tahminlerine bakıldığında piyasa fiyatlaması bunu 2023'te geleceğini düşünmeye başladı ve ilk çeyrek için yani o yıl içerisinde bir çeyrek puanlık bir faiz arttırma beklentisine girmeye başladı. İşte buna karşılık FED buna bir uyum sağlayacak mı? Bu bekleniyor. Ama beklenti o ki yani son Powell'ın konuşmalarına baktığımızda, Yellen'in konuşmalarına baktığımızda enflasyon beklentilerindeki yükselişi ya da olası bir enflasyondaki yükselişi şu anda FED geçici olarak yorumluyor. O yüzden de bunu çok fazla belki de sorun etmeyecekler gibi gözüküyor diye düşünmek lazım. Burada bir varlık alımla ilgili bir değişim sinyali, faiz artımla ilgili bir sinyal verilmesi beklenmiyor. Bence açıkçası ben beklemiyorum. Burada tabii bazı beklenen bazı gelişmeler var. Mesela özellikle belki burada endişe verici bir gelişme olarak bakılabilir. Özellikle hazine tahvillerinin yukarı hareketine neden olabilecek bir gelişme olabilir. Bu geçen sene Fed'in işte Nisan ayında işte salgının başlarında bankalara sağladığı bu acil pandemi muafiyetinin sona ermesi, olası bir şekilde sona ermesi burada gündeme gelebilir. Bu geçen yıl dediğim gibi Nisan ayında yapılmıştı. Bankaların elindeki Amerikan hazine tahvillerini veya FED'de tuttukları mevduatları ek kaldıraç oranı hesaplamalarından veya işte bu büyük ABD bankalarına uygulanan ek kaldıraç kısıtlaması olan yasal likidite oranından muaf tutabileceklerini belirtmişti. Yani SLR olarak bunu bahsedebiliriz. Ya bu 31 Mart 2021'de sona eriyor. Ve buna ilişkin şimdiye kadar FED herhangi bir açıklama yapmadı. Bunu da eğer böyle bir şekilde yani kaldırma ihtimalinden bahsedilebilir. O zaman bu durumda büyük bankalar Amerika'da hazine tahvillerini azaltmaya bu durum zorlayabilir. Buradan da bir faizlerde yükseliş eğilimi gözlenebilir diye belki de söylemek gerekiyor. O açıdan bu kararın ne olacağını herhalde bekliyor olacağız bu haftaki toplantıda, toplantı sonucunda. Yani bakıldığında aynı zamanda tahminler güncelleniyor olacak. Son zamanlardaki enflasyonla beklentilerdeki yükseliş sonrasında
FED yetkililerinin bu dot plot'taki tahmin değişiklikleri ya da ileri yönelik projeksiyonlarında bir değişiklik olacak mı? Ki burada beklentiler de var piyasada olan. İşte enflasyon beklentilerinde, büyüme beklentilerinde yukarı yönlü revizyonların olabileceği söyleniyor. O yüzden böyle gelişmelerin olabileceği, bu kararlar sonrasında faizlerin yeniden yükselişe geçebileceği bir ortamda oluşabilir. Açıkçası herhalde bugün ve yarın piyasa bunu bekleme havasında geçirecek bir ortam herhalde yaratacak gibi ve biz de bunu izleyeceğiz gibi gözüküyor diye düşünüyorum diye söyleyebilirim. Evet. Merkez Bankamız tarafında da beklentiler bir faiz arttı. İstersen onu da detaylı yine konuşuruz. Hatta oraya değinelim istersen bu bölümde. TCMB'nin faiz kararı çok etkin olacak yurt içindeki hem riskli piyasalar hem kurdaki aslında oynaklık. Biraz da teknik seviye olarak beklentin sonrası teknik seviye olarak neler ön plana çıkıyor onu da duymak isterim senden. Borsa İstanbul için demiştin, evet, değil mi? Evet, Borsa İstanbul ve kur tarafı. Evet, şimdi tabii şu anda endekse bakıyorum. Yani, yani şu andaki görüntüde mesela hafif eksideyiz. Yani gün boyu çok dar bir bantta hareket ettik. En yüksek gördüğümüz seviye 1566, en düşüğü 1553-54 civarında bir yer. Aslında cuma gününe benzer. Orada da çok dar bir aralıkta, kısa bir aralıkta hareket vardı. Bugün de aynı şekilde öyle bir hareket var. Yani burada 1582 önceki zirve seviyesi. Yani bundan 3 gün önce 1580'i deneyerek oraya bir yaklaştık ama yine o gün aslında negatifte tamamlamıştık. Yani bir sıkıntı var. Biraz herhalde Merkez Bankası kararlarının beklemeye alındığı bir ortam içerisindeyiz. Son zamanlarda faizlerdeki dışarıdaki yükseliş neticesinde Fed'in alacağı kararların ne olabileceğine ilişkin beklentiler de şu anda ortama girmiş gözüküyor. Yurt dışı fiyatlamasına baktığımızda mesela bu sabah saatlerinde vadelerde hareketleri takip ettik. Mesela şu anda endekslerde, ABD endekslerinde hafif de olsa yatay negatif bir görüntü olduğunu görmüştüm yayına başlamadan önce. Böyle bir görüntü var. Yani karışık bir görüntü var ama net yukarı yönlü bir hareket eğilimi yok. Biraz merkez bankaları bu hafta beklentiye girmiş gözüküyor. İçeriye baktığımızda biraz bence yabancıların da ilgisinin düşük kaldığı ki yılbaşından itibaren kademe kademe bir düşüş var ki son gelen veriye göre baktığımızda yabancı oranı %45'in altına düşmüş tekrardan. Burada onların da olmadığı bu ortam içerisinde endekste çok ciddi bir yön bulamıyoruz. Yani bugün yönünü bulamayan bir hani denizde kaybolan balık misali nereye gideceğini bulamadı. O yüzden endeks tarafında özellikle Merkez Bankası kararları yani aslında çarşamba gününden sonra biraz daha yönün herhalde netleşebileceği bir ortamı yakalarız gibi gözüküyor. Yukarıda benim gördüğüm 1582'den başlayan o çizgiyi aşağı doğru çizdiğimizde 1580'le oranın üstüne geçtik kapatmıştık altında. Şimdi o çizgi yavaş yavaş 1570'li seviyelere doğru yaklaşıyor. O yüzden 1570'in üzerinde bir kalıcılık endeks tarafında aramamız lazım. Bunu bulamadığımız ölçekte aşağı yönlü hareket eğiliminin kısmen de olsa devamını görebiliriz. Burada herhalde aşağı yönlü hareketlilikte 1545 biraz da aşağıda 1525 bölgesini bugün takip ediyor olacağız diye açıkçası kısa vadeli periyotta bunu söyleyebilirim. Evet, o zaman şöyle kısa bir araya gidelim. Aradan sonra hem kurum beklenti ve beğenileriniz hem de oluşması gereken portföy üzerinde tekrar değerlendirmelerini alayım Barış Ülkün. Tamam. Kısa bir ara, aradan sonra Ahlatçı Yatırım'la kaldığımız yerden devam ediyoruz. Menkul'le gün sonu devam edecek. Işık Menkul'le gün sonu devam ediyor. Gün sonu kaldığı yerden devam ediyor. Bizi bekleyen Ahlatçı Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ürkün'e gidiyoruz. Barış, öncelikle teşekkür ederiz beklediğin için. Şöyle Borsa İstanbul performansını biraz daha detaylı dinlemek istiyor izleyiciler. Özellikle sektör bazında böyle bir konjonktürde ve böyle bir beklenti içindeyken hem nasıl bir risk dağılımı yapmak lazım, aynı zamanda hangi sektörler ön plana çıkıyor, alım ve satım fırsatları hangilerinde daha çok? Evet, yani baktığımızda yani sektörel bazda aslında bilinen şeylerden farklı değiliz. Yani son zamanlarda özellikle işte bu salgının aşıların yaygınlaşmasıyla birlikte ekonomilerin açılmaya başlamasının fiyatlaması olmaya başladı. Bunu yurt dışında net bir şekilde daha görmeye başladık.
Yani buradan şunu kastediyorum. Daha işte faizlerdeki yükseliş, enflasyon beklentilerindeki artışla birlikte buna duyarlı olan sektörlerde satışlar olmaya başladı mesela. Bunun başında teknoloji sektörü geldi. Amerika'da mesela öncelikle bu satışları gördük. Biraz da ekonomideki gelişmelere karşılık ona duyarlı olan sektörlerin biraz daha hız kazanmaya başladığını görüyoruz son zamanlarda. Mesela baktığımda haftalık bazda mesela sektör olarak incelediğimde endekste ki hisseleri, pardon Borsa İstanbul'daki hisseleri sektörel bazda baktığımda daha doğrusu. Mesela geçen hafta inşaat, metal sektörü, yani sanayi sektörü, tekstil, ulaştırma gibi sektörlerde yükselişlerin olduğunu görüyorum. Yani burada zaman zaman bu sektörlere doğru eğilimin arttığını görebiliriz. Mesela ulaştırma da az önce söylediğim gibi orada bir eğilim var. Bu tamamen aslında biraz daha ekonominin düzelmesine yönelik beklentileri şu anda bize yansıtıyor. Bunun devamını görme ihtimalimiz olabilir önümüzdeki süre içerisinde. O yüzden bahsettiğim sektörler içerisinde mesela ulaşım, ulaştırma, hizmetler sektörüne ilişkin şirketler ön planda olmaya devam edebilir. Bunun dışında demir çelik sektörü hisseleri hareketli olmaya devam edebilir. Çimento sektörü, cam sektörü hisseleri hareketli olmaya devam edebilir. Mobilya sektörü, beyaz eşya sektörü gibi hisseler hareketli olmaya devam edebilir ki özellikle bu şirketler üzerinde, bu sektör içerisindeki şirketlerde ihracat odaklı çalışanların bu noktada ön planda kaldığını belki de göreceğiz önümüzdeki günlerde. Yani bu beklentileri bir süredir tekrar ediyorum. Bu beklentilerin de hala tam anlamıyla bir bozulma yok. Şu andaki görüntüde dünya genelinde aşılar devam ediliyor uygulanmaya ve kısıtlamalar şimdi devam ediyor olsa da bunun kalkacağına ilişkin beklentiler güçlenmeye başlandı. Fiyatlamasında zaten enflasyon artışı olarak da görüyoruz. Harcamalardaki artışı yansıması bakımından özellikle. O yüzden yıl ortasına doğru bu sektörlerin daha fazla hareketli olduğu bir süreç bizi bekliyor olabilir diye düşünüyorum. Mesela bunlar içerisinde geri planda kalan bir sektör var ki bunu hep vurguluyoruz mesela bankacılık sektörü. Kesinlikle. Mesela geçen hafta %0.63 düşüş yaşamış. Burada yabancılardan bahsetmiştik az önce. Onların şu anda biraz ilgisinin az olduğu bir ortamdayız bir süredir. Onun da bir etkisi var ve kısa vadeli periyotta faizlerdeki yükseliş eğiliminin devam etmesi, Merkez Bankamızın da bu noktada faizlerde yükseliş beklentisinin oluşturulması şu andaki görüntüde, ilerikiye yönelik dönemlerde işte banka karlılıklarını olumsuz etkileme potansiyeline de bir miktardan sahip olmakla birlikte, esas itibar aslında bankaların sermaye yeterlilik rasyosunun sağlam olması, her ne kadar takipteki kredilerin artma eğiliminde olduğunu düşünsem de bu süreç içerisinde geçmişten gelen kredilerin geri dönüşlerinin başlamasıyla birlikte daha fazla bu olabilir. Ama ben bankaların bu süreçte iyi bir yönetim sergileyeceklerini düşünüyorum. O yüzden çok büyük bir sorun olduğunu düşünmüyorum bankacılık sektöründe. O yüzden uzun vadeli, orta uzun vadeli periyot için hala değerlemeler bakımından ucuz olduğunu düşünüyorum. Ve alıp elde tutmak amacıyla değerlendirilecek bir sektör olduğunu düşünüyorum banka hisselerinin özellikle. Bu şekilde bir değerlendirme belki yapmak mümkün olabilir. Tabii yatırımcılar nasıl bir strateji belirlemeli dersek bunu hep vurguluyorum, her zaman vurguluyorum. Ellerindeki paranın ihtiyacı ne şekilde gerçekleşecek ve olacak ona göre bence bakmak lazım. Eldeki para yatırım yapmaya uygun, uzunca bir süre elde tutulabilecek bir para ise hisse senedi tarafında değerlendirilmeli. Yakın vadede ihtiyaç olabilecek bir parayı borsada çok fazla değerlendirmek gerektiğini düşünmüyorum bu açıdan. Özellikle piyasa dalgalanmasının yüksek olduğu bu dönem içerisinde bir miktar mevduat tarafında, çünkü orada da şu anda faizler iyi konumda sayılabilir. Reel faiz veriyor görüntüsü var şu andaki görüntüde ki bir 100 bas puan artış daha beklediğimiz bu ortamda bunu da sağlamaya devam edeceğiz. Bunu da bu şekilde belki değerlendirmek lazım. Yani zaman zaman tabii riskten kaçınmak için bu hamleleri yapmakla birlikte elinde yatırım amaçlı bir parası olan yatırımcı için de tabii ki hisse senetleri her zaman için bir fırsat oluşturmakta. Ama bunun için de mutlaka bir, eğer bilgisi çok fazla yoksa yatırımcılarımızın mutlaka destek alarak ya da kendini eğiterek bu işe girmeleri gerektiğini tekrar burada arz etmek isterim. Çünkü bilinmeden girildiğinde ya da kulaktan dolma bilgilerle girildiğinde nereden fiyat olarak girdiklerini bilmedikleri için, grafiğine dahi bakmadıkları için daha sonrasında büyük sıkıntılar yaşanabiliyor. Yani bunu bizzat yaşadığımız için bu noktada söylüyorum. Kesinlikle. O yüzden hem bu konuda bilgili olmaları gerektiğini, eğer yatırım yapacaklarsa sesini piyasalarında bu konuda yardımcı olmaya her zaman hazırız. Bu konuda da yardımcı olmak konusunda da son zamanlarda aktivitelerimizi iyice arttırdık bu konuda, onu da söylemek isterim. Her zaman bizi arayabilirler, kurumları arayabilirler. O şekilde bir hareket tarzı benimsemenin açısı ben önermek isterim. Özellikle dediğim gibi başta
piyasa dalgalanmalarının yüksek olduğu bu ortamda bu bence oldukça önemli ve gerekli bir durum diye düşünüyorum. Değil mi? Peki Barış, dediğin gibi hem dalgalanmalar fazla, oynaklık yoğun, hem döviz tarafında çokça konuşuyoruz. Döviz, riskli piyasalarda işte hisse senedi, sermaye piyasaları, bir tarafta Eurobond, bir devlet tahvil faizleri vesaire, çokça konuştuğumuz konu var. Yani bu geçtiğimiz Ocak ve Şubat'a benzemiyor. Tüm göstergeler yukarıydı. Neye ele atsak, özellikle riskli piyasalarda bir karlılık söz konusuydu. Şimdi böyle bir konjonktürde, böyle bir beklenti içinde orta derece risk algısı olan yatırımcı nerede biraz daha yoğunlaşmalı? Zaten park et diyoruz, yani biraz bekle gör dediğimiz noktada da aslında kazanç azımsanmayacak kadar çok. TL faiz oranlarına baktığımız zaman %17-18, yani parasal anlamda kıyasladığımızda çok ciddi bir faiz geliri de var. Yani park et dediğim noktada bile kazançlı olacağın bir yer varken arayışları, hangi muslukları daha doğrusu kısıp hangilerinde yoğunlaşmak lazım? Ya şimdi şöyle, yani eldeki parayı yatırım yapmak için değerlendirmek istiyorsa bir kişi, yani bu parayı uzun vadeli bir şekilde de Borsa İstanbul'da değerlendirebilir. Yani bunu şöyle yapabilir, sağlam olan hisselere, sağlam şirketlere yatırım yaparak bunu gerçekleştirebilir bence. Yani bu nasıl olacaktır mesela? Parasının bir miktarını ya da eline geçen parayı, paranın bir miktarını sürekli olarak aynı hisseye ya da belirleyici birkaç sağlam, yine aynı şekilde parantez içinde söyleyeyim, hisseye. Yani aslında bu BIST 30 içerisindeki hisselerden genellikle bahsediyorum. Bunlar içerisinde uzun vadeli biriktirmek yoluna gidebilir. Yani bu paralara ihtiyacı yoksa ya da eline geçen paranın bir miktarını buraya yatırma imkanı varsa. Yani orta vadeli olarak da bunu değerlendirebilir aslında. Uzun vadeli bence daha net bir şekilde değerlendirme imkanına sahip olduğunu düşünüyorum. O yüzden Borsa İstanbul bence her zaman için bir yatırım aracı olmaya devam edecektir. Her ne kadar dalgalanmadan yüksek olduğunu görsek de uzun vadeli yatırımcı için bu dalgalanmanın bence çok bir önemi yok. Düşüşlerde daha fazla aslında alım yaparak, eline geçtiği parayla alım yaparak ortalamayı düşürme yoluna da gidebilir. Özellikle temettü verme alışkanlığı olan hisselere burada yönelmeyi tercih edebilir diye düşünmek lazım. Bu şekilde bir yatırım bence tercih olabilir diye düşünüyorum. Bu açıdan hani Borsa İstanbul tarafında evet şu aralar yükselişler bir miktar sınırlanmış gözüküyor ama benim hala umudum var. Yani bu MFÖ'nün şarkısı gibi oldu ama burada umudumun olduğunu söyleyebilirim aslında. Yani burada 1570 üzerine geçtiğimiz noktadan itibaren yukarı yönlü hareketin olduğunu bence görme ihtimalimiz var. Beklentileri az önce paylaştık. Bu beklentiler neticesinde yukarı yönlü hareketlerin devamını görebiliriz. Çünkü her ne kadar işte Fed'in ne yapacağına ilişkin beklentiler oluşsa da, yani özellikle faizler üzerinden fiyatlamayla bir Fed'in işte faiz arttırım süreci, varlık azaltım süreci mi geliyor beklentisi oluşsa da, Fed tarafının kısa vadede böyle bir şey yapmasının çok mümkün olmadığını düşünmeye devam ediyorum ben. O yüzden de döngüsel hisselere dönüşün başlamasıyla birlikte orada yükseliş eğilimlerinin devam ettiğini görebiliriz. Yani baktığımızda şu ana kadar, yani beklentiler mesela faizler 1.60'ın üzerine çıkıyor zaman zaman, çok hızlı çıkıyor. Ama çok çöküş anlamında bir hareket görmüyoruz. Hem bizim borsamızda hem de yurt dışı borsalarda. O yüzden buralarda dolandıktan sonra yeni bir yükseliş hikayesine belki başlayabiliriz. Bu da aslında hem kısıtlamaların azaltılması, işte yaza doğru yaklaşıyoruz, yeni hikayelerin bu anlamda oluşmasıyla birlikte olabilecek bir süreç. O yüzden ben de dediğim gibi, yani özellikle orta, aslında daha uzun vadeli süreçte ve borsada yatırım amacıyla bir değerlendirme bence yapılabilir diye açıkçası söyleyebilirim. Barış, hemen bir kapatalım Borsa İstanbul'u da. 1555'ten tamamlıyoruz. %0,12'lik düşüş BIST 100 endeksinde görülüyor. Düz tamamlandı. Şu an için 1555 puan seviyesinde. Hemen Barış, tekrar sana sormak istiyorum. Yabancı yatırımcılardan çokça bahsediyorduk. Destek görmesi gerekiyor dedik. Hatta yukarı yönlü Ocak ayındaki trendi, en büyük destekçisi ya da destek aldığı yön diyelim, yabancı yatırımcıydı. Gel gör ki her geçen gün bir azalış gösteriyor. Sen nerede duracağını ya da nerede alım fırsatı doğuracağını, bu yabancı yatırımcının ilgisini çekeceğini düşünüyorsun?
Evet, yani aslında yani cevaplaması çok kolay bir soru değil. Yani belirsizliklerin hala olduğu ortamdayız. Yani onu da söyleyelim aynı zamanda. Kesinlikle. Hani evet, aşılardan karşı bir umut var ama yani salgın etkisinin tamamen ne zaman biteceğine dair bir beklentimiz henüz tam oluşmadı. Buna ilişkin endişeler belki de gelişmekte olan ülkeler üzerinde bir baskı yaratıyor olabilir. Son zamanlarda gördüğümüz işte bu faizlerdeki hızlı yükselişle birlikte yine geri dönüp gelişmekte olan ülkeler üzerindeki baskıyı burada değerlendirebiliriz. İçeriye dönüp baktığımızda bizde de içeride yaşadığımız bazı gelişmelerin etkisiyle işte mesela Merkez Bankamızın alacağı karar ne olacak? Özellikle enflasyonla mücadelede ne gibi bir sonuca doğru evriliyor olacağız? Cari açıkla mücadelemiz ne yönde gerçekleşecek? Bu noktada ne yapacağız? Bütçe açıyla ilgili ilerlemeler ne olacak? İşte reform paketini açıkladık. Ekonomik reform paketinden sonraki süreçte uygulamalar nasıl gerçekleşecek? Bunlarla ilgili gelişmeleri de belki de beklemeye alacaktır bir süre yabancı yatırımcı. Bunlarla ilgili olumlu ilerlemeleri gördükten sonra belki de biraz daha yabancı yatırımcının güven duyduğunu görebiliriz. Yani burada tabii ki biliyorsun hani Fitch'in görünümü bir miktar yukarı çektiğini gördük negatiften durağına. Yani ilerleyen zaman içerisinde hem reform paketi adımlarıyla birlikte enflasyon tarafında Nisan sonrasında bir düşüş eğilimi görmeye başlarsak, burada bir iyileşme gözlenmeye başlanırsa ve uygulamaları demin dediğim gibi uygulamaya somut bir şekilde başlayabilirsek, bunun etkisiyle kredi derecelendirme kuruluşlarından gelebilecek olumlu değerlendirmeler neticesinde belki yabancı yatırımcıların ilgisinde yeniden bir artış yakalayabiliriz. O yüzden herhalde bu süreçleri biraz takip etmemiz gerekecek. Herhalde bir süre daha gelişmeleri yakından takip edeceğiz. Bu dediğim gelişmeler biraz da izlenmek gerekiyor diye düşünüyorum ben. Son olarak da geldiğimiz bugünkü kapanış 1560 puan seviyesinin altı. Yarınki beklentiler herhangi bir tabii ki yön değiştirmesini etkileyecek bir haber akışı gelmezse yarın sence nasıl bir noktadan açılış gerçekleştirir? Evet, tabii şimdi yani yarın sabah yani kalktığımızda ABD vadelerindeki duruma bir bakmak lazım diye düşünüyorum. Yani oradaki seyir bize biraz tabii burada veriyor tabii ki görünümün olacak şeklinde. Yani şu aşamada baktığımda yani vadeler tarafında yatay bir görüntü var. Yani şunu söyleyebilirim aslında, başta da demiştim, onu tekrar edebilirim burada. Yani merkez bankalarının alacak kararların beklentisiyle geçecek diye düşünüyorum. Yani salı, çarşamba günü de bence ekleyebiliriz buna. Ve tabii perşembe günü bizim merkez bankamızın vereceği karar. Ona kadar biraz sanki böyle hareketler göreceğiz gibi düşünüyorum. Yani faizler de belki bir miktar daha durulacaktır. Kararları bekleyecektir dışarıda. O yüzden yurt dışında da belki yatay hareketler içeride bize de bu şekilde yansıyabilir. Dediğim gibi yukarı, yani dışarıda hafif yukarı hareketlerde bizde de biraz yukarı hareketler başlayabilir ama demin dediğim gibi 1570'i bence izlemek lazım. 1570-71 oralar. Onun üzerine geçiş olduğunu görmemiz lazım. Aynı zamanda kapanışın da o gün onun üzerinde olması lazım. Ve sonraki günlerde de onun üzerinde devam ediyor olması lazım. Bu olmadan şimdilik yönün yatay olabileceğini düşünüyorum. Aşağıda da demin dediğim gibi 1545 ilk etapta, biraz da aşağıda 1525 o bölgede destek buluyor bir süredir. Bu değer bölgeden destek bulmaya devam edebileceğini düşünüyorum. O yüzden hani yönün ne tarafı olacağını görebilmemiz için Merkez Bankalarından çıkacak açıklamalar, kararlar, işte Merkez Bankası yetkililerinin söylemleri, bizim toplantı metnimiz, hepsi birlikte biraz daha sanki yön konusunda bize karar verecek. Çünkü o zaman faizler de yönüne belki de karar vermeye girecek bir süreliğine, ya o da olsa. Biraz daha net ortaya çıktığı için görünüm. O yüzden o yönü o zaman herhalde tayin etmek gerektiğini düşünüyorum. O yüzden beklemede geçecek bir süreç sanki olacakmış gibi geliyor bana. Barış Ürkün, çok teşekkür ediyorum kıymetli yorumlarından dolayı. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ahlatçı Yatırım Araştırma Barış Ürkün'ü buluyoruz. Şimdi gidiyoruz efendim. Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Sayın Yüksel Tavşan bizlerle birlikte. Yüksel Bey, hoş geldiniz. Merhabalar, iyi yayınlar her zamanım. Teşekkür ederiz efendim. Cuma günü önemli bir paketi açıkladı Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ekonomi reform paketinde öne çıkan, enflasyonu da yakından takip ettiği hal yasası. Hal yasasına yönelik öncelikle değişimler ve beklentileri sen dinleyelim. Ne gibi tedbir unsuru taşıyor hal yasası? Tabii şimdi bildiğiniz gibi bu tür reform paketinin açıklanmaları her zaman bir heyecan yaratır. Dolayısıyla bir kısım konuları da hem gündeme getirir hem güncel hale getirir. Biz de tabii heyecanla takip ettik reform paketinin açıklanmasını. Sektörümüzle ilgili 4-5 ana başlık halinde sunuldu.
Birisi hal yasası, ifade ettiğiniz gibi. Tabii hal yasası zaten hemen hemen bizle ilgili tüm konular bir süredir konuşuluyordu zaten. Kamuoyuna da intikal etmişti. Tabii burada en önemli olan, altını çizmemiz gereken konu söylenilenlerin piyasaya yansıması, sahaya yansıması, yapılabilirliği. İnşallah bunların bir kısmı çok süratli bir şekilde yapılır. Sektörümüzle ilgili öncelikle üreticimizin çıkarları, onların ürününün doğru pazarlanması, tüketicimiz için de tabii her zaman söylüyoruz, aldatılmadan ürün alma meselesi inşallah bundan sonra daha iyi olur. Şimdi hal yasasıyla ilgili doğrusu çok detay yok. Bir görüş bu konuda açılmadı. Zannediyorum ilgili bakanlıklar çalışıyor, Cumhurbaşkanlığı'nın kurulları çalışıyor. Eski bir yasa var biliyorsunuz, geçen yıl gündeme gelmişti. Onda birkaç hassas konu vardı. İşte komisyonculuğun kaldırılması, hallerin azaltılması, paketleme sistemleri, üretimde paketleme sistemleri gibi çok özel sistemler vardı. Zannediyorum buna yakın benzeri bir konular gelecek. Sektörleri tatmin edecek bir durum oluşur diye düşünüyoruz. Görüş almadan meclise götürülmez düşüncesindeyiz bu konuyla ilgili. Biz de bildiklerimizi paylaşmak isteriz. Tabii burada önemli olan yasayla kolay kolay Özlem Hanım fiyatlarla oynamak mümkün değil. Sizler de takdir edersiniz. Kesinlikle. Yasa altyapıya bir imkan açabilir. Yani daha iyi bir altyapı oluşumuna imkan açabilir. Yasal bir boşluk varsa veya yasa revize edilebilir. Ama şu anda ondan çok fazla bir şey bahsetmemiz uygun olmaz diye düşünüyorum. Çünkü gereği kadar bilgi sahibi de değiliz. Bunun yanı sıra DİTAB projesi var. DİTAB'ı bir hayli Tarım Bakanlığı'yla sunuyor zaten onların sunumunda. TOB'un bu konuda ciddi sorumluluğu var gözüküyor. Tabii bu tarımsal dijital pazarlama şimdiye kadar sebze meyve sektörü olarak genelde hallerde toptan pazarlanıyordu. Bir de son 20 yılı geçti tabii, bu zincir marketler kendilerine yeni bir piyasa oluşturdular. Bu konu çok önemli. Burada haksız rekabet yaratıcı veya büyüğün küçüğü çok ezici şeyler olmamalı. Bu da konuşuluyordu zaten. Bazı tedbirler alındı. Aynı cadde üzerinde aynı markadan oluşan marketlerin fazla açılmaması, arada 200-300 metre mesafe bırakılması, belki bazı erken günlerde erken kapatılması veya belki pazar günü açılmaması gibi. Bunlar bu geleneksel pazar yerlerine, manavlara, işte yerel marketlere, hal gibi sistemlere biraz rekabete açık ortam sağlanmalı. Onlara biraz bu konuda gerçekten destek olunmalı ki bu büyüklerle bu iş yalnız onlarla gitmesin. Çünkü neredeyse tekel gibi bir piyasa yaratıyorlar. Bu zincir mağazalar hem ölçek açısından hem sayı açısından çok az kişide çok fazla mağaza toplanıyor. Bu üreticimizin ürününün değerlendirilmesi aşamasında, pazarlık aşamasında bir zayıflık yaratır. Onu da zannediyorum dikkate alacaklar. Bu arada işte o DİTAB dijital tarım pazarı yeni bir model bunların yanı sıra. Zannediyorum onun üstünde bir aylı duruluyor top önderliğinde. Bazı detaylar eksik. Orada da en önemli şey markalaşmanın sağlanması, standartizasyonun sağlanması. Çünkü sebze meyve el değmeden parakende tüketici bile almıyor. Yani bu üreticiden alınan ürünlerde bir ya çok güvenilir markalaşmanın, standartlaşmanın sağlanması lazım. Bunları sağlamadan hadi tüketici yakın bir markette değişme imkanı bulabilir belki ama toptan aldığınız bir ürünü tekrar geri gönderme, değiştirme sorun olabilir. Vadeli satışlar sorun olabilir. Biz bir borsaya tabiyiz. Arz ve talebe göre dengelenen bu fiyatta her zaman orada bir sorun olabilir. Bunları dikkate almak lazım. Belki bugünden yarın olacak bir sistem değil ama online özellikle bu pandemi döneminin öne çıkardığı bir pazarlama sistemi oldu. Zannediyorum ondan faydalanacak. Bir değişiklik. Bu gıda komitemiz var bildiğiniz gibi. Evet, bunun yanı sıra bir fiyat istikrar komitesi geliyor. Fiyat istikrar komitesi zannediyorum fiyatları takip edecek. İnşallah düşündüğümüz gibidir. O çok iyi olur. Detayları daha onun da belli olmadı. Zaten Merkez Bankası'nın sekreteryasında gerçekleştirilen
Bu komitede erken uyarı sistemi, anında müdahale gibi sistemler geliyor. Kısmen Sayın Cumhurbaşkanı sözleşmeli tarıma değindi. Tabii bu sözleşmeli tarımda Türkiye'nin küçük ölçekli üretici yapısı ciddi bir sorun. Nasıl yer alacaklar? Orada yine pazarlıklara uymak konusu her zaman sorun oluyor. Belki orada yasal altyapıda eksiklikler düzeltilebilir. Yine orada satışta vade ciddi bir sorun olabilir. Buna sigorta sistemi gibi bir sistemin getirilmesi lazım. Ürün zayi, soğuk zincir, bunlara değindiler. O da çok ciddi bir şey. Oradan hatta rakamlar verildi. Gerçekten 50 milyon tondan fazla sebze meyve üretimimiz var. Bütün herkesin hemen hemen paydaşların birleştiği tarladan sofraya kadar veya tabağa kadar %20-25'ten aşağı değil tire ve zayi oranlarımız. Bu çok yüksek bir oran, çok ciddi bir bedel tutuyor. Bunun ekonomiye kazandırılması çok iyi olur. Tabii onun da bir maliyeti var. Soğuk zincirin izlenmesi gibi üretimden tüketime kadar, evlerimizdeki buzdolaplarına kadar bu soğuk zincir devam etmeli. Bu tür yeni şeyler var, başlıklar atıldı. Yani yeni demeyelim, bunlar hepimizin, sizlerin de bizlerin de bürokrasinin, siyasetin de konuştuğu konular. Bunların gündeme getirilmesi, inşallah üreticimizin ürününün doğru değerlenmesi açısından ve tüketicinin suni fiyat artışlarıyla karşı karşıya kalmadan eğer alım imkanı sağlanırsa zannediyorum herkes için iyi olur. Evet. Yenilenen şeyler tabii bir takım iyi olanları da getiriyor. Sektör ciddi, büyük ve özellikle pandemi biliyorsunuz tarımına kadar ön plana çıkardı. Biz de Türkiye olarak bu açıdan çok şanslıyız. İnşallah daha ekonomimize kazandırıcı, ihracata yönelik verimli bu paket güzel şeyler doğursun inşallah diye dilemek istiyorum. Evet, peki Yüksel Bey, son 2 dakikamız kaldı ama şunu da çok merak ediyoruz. Özellikle marketlere girdiğimizde bu gelinen fahiş fiyatlar, sebze ve meyve tarafında, gıda tarafındaki yüksek fiyatlar, yapılacak bu hal yasasıyla birlikte sizce fiyatlar da aşağı yönlü bir hareketlilik olur mu? Aynı zamanda da burada biraz daha çiftçinin de nezdinde bakacak olursak, orada da o sıkıntıyı azaltacak bir yasa mıdır bu sizce? Yani şimdi tabii fiyat istikrarının sağlanması böyle kimsenin elinde sihirli bir değnek yok doğru. Yani bundan olması mümkün değil. Ama tabii çiftçinin şöyle Özlem Hanım, iki tane önemli konu var. Sebze, meyve. Tabii kimyasal özelliklerin yitiren ve dayanıksız tüketim mallarının en üst grubunda yer alan bir ürün. Dolayısıyla hızlı satışa sunulması lazım. Depolanan ürünler bile sonuç olarak birkaç ay tahammül edebilir. Şimdi burada önemli olan iki şey. Bir, üreticinin aldanmadan malını satıyor olması. Tüketicinin de yine demin söyledim suni fiyat artışlarıyla birilerinin böyle fahiş fiyat fırsatçılık vesaireye getirilmeden satışa sunulması. Önemli olan bu, biz tüketici olarak doğru alışveriş ettiğimizi bilmeliyiz. Üreticimiz aldan. Bunun yolu işte demin söylediğim fiyat istikrar komitesi, inşallah fiyatları analiz eden bir komite olur. Bunu biz masa olarak söylemiştik. Birçok defa önerdik. Yani bir bölümün bu fiyatı doğru takip etmesi lazım. Evet. Eğer bu fiyat doğru takip edilirse çözülür. Bir de standartlaşmayla, markalaşmayla da ne aldığımızı bilirsek, yani çünkü bizde marka değeri çok üstünde ürünün yer almadığı için geriye kalıyor rekabet sisteminin açık olması. Onun için de hal sisteminin biraz desteklenerek rekabet içinde yer alması, küçük esnafımızın da geleneksel pazar yerler, yerel marketçilerin büyüklerle rekabet edebilir durumda olması lazım. Evet. Eğer bunlar sağlanırsa, tabii sebze meyve diğer ürünler gibi değil, yoksa imal edemiyorsunuz. Evet Yüksel Bey. Bunu hep daha önceden alınması lazım. Ve sonuç, son sözüm üretim planlaması. Bu olmadan bir şeyler hep askıda kalır. Bu planlamaya yönelik nihai tüketimde istenilen hiç değilse 8-10 çeşit acilen planlanmalı diye düşünmek. Evet. Yüksel Bey, çok teşekkür ediyorum değerli yorumlarınız ve katkılarınızdan dolayı. Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan'la birlikteydik efendim son bölümde. Böylece gün sonu burada noktalıyoruz. Kısa bir ara, aradan sonra Eda Özdemir Stüdyo New York'la karşınızda olacak.
Işık Menkul gün sonunu sundu.